Doyum Su maç saatini sunar. İyi günler sevgili izleyenler. Bir maç saatiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, Erdinç hocam stadyumda, Haluk hocam stüdyoda bizlerle beraber. Sevgili izleyenler, çok önemli ve çok kritik bir müsabakaya çıkıyoruz. Yani artık telafisi mümkün olmayan virajlara doğru dönmeye başladık. Ankara Gücü, evet. Sezonun ilk müsabakasını Ankara'da oynadığımızda deplasmandan ilk galibiyetimizle gelmiştik. Ama sahamızda henüz bir galibiyet yüzü göremedik. Bu müsabakada da bu şeytanın bacağını kıracağız. Tabii yeni transferler var, onu konuşacağız. Sayın Onursal Başkan'ın hafta içerisinde yine Ayhan Türköz ve Esat Bindesen'in katıldığı programda yaptığı önemli açıklamalar var. Transferle ilgili sezon öncesindeki vurgularını getireceğiz ekranlara. Tabii ara dönemde transfer çok kolay olmuyor. Ara transfer zorlu bir transfer dönemi. Çünkü istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz. İstediğinizle rahatlıkla görüşemiyorsunuz. Ve bunların hepsini bu programda dile getireceğiz. Haluk Hocam merhaba. Merhaba hocam. Şimdi Ankara Gücü maçı önemli bir müsabaka. Artık dönülmez virajların içerisindeyiz. Bu Ankara Gücü maçı için neler söyleyeceksiniz hocam? Bir onun değerlendirmesini alalım sizden. Şimdi hocam Ankara Gücü tabii bizim ilk deplasmanda indiğimiz bir takım. Ondan sonra tabii bazı yani şöyle dikkat edersek biraz daha canlı top oynamaya başladı. Ama bizim rakiplerimiz de yani bizim kesinlikle yenmemiz gereken bir rakip. Yani onu ekart etmemiz gerekiyor yani üste çıkmamız için. Bizim için de gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Yani biz de beraberliğin bile bir mağlubiyetten farkının hocam, olmadığı... Hocam beraberliği artık düşünmüyoruz. Beraberlik yok yani bundan sonra... Bir de özellikle şöyle bir şey var yani kendi sahamızda artık bir galibiyet alalım yani beraberliği de düşünmüyoruz. Kendi sahamızda bir galibiyet almamız gerekiyor. Çünkü beraberliklerde alacağımız bir puan bizi bir yere götürmez yani. Şimdi öyle bir şey var ki hocam yani ilk yarıda biz yaptığımız bir şey vardı. Mesela kendi rakiplerimiz Gençler Birliği, Denizli Spor'a sahamızda kaybettik. Onları dirilttik. Yani Ankara Gücü de o müsabakalardan bir tanesi gibi. Evet. Yani daha dikkatli, daha temkinli. Ve bir de artık ikinci yarı başladı hocam, sona doğru gidiyoruz. Yani yokuş aşağı işler döndü ve sona doğru gidiyoruz. Peki yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Hocam şimdi şöyle bir şey diyeyim. Zaten ilk maçlarda bir Atıf işte, Costa işte, Omolo olsun, bunlar kaleci Yumski olsun. Bunları zaten gördük. Nasıl yani biraz daha takıma ne yaptılar? Uyum sağladılar. Şimdi yeni gelenler var. Yeni gelenlerde tabii Kolibali var, El Kabir var mesela bugün yedekte. Hatta az önce de söyledik programdan önce El Kabir zaten hocanın istediği bir futbolcu. Yani şimdi El Kabir şöyle bir oyuncu hocam. Yani yönetimin listesinde olmayan ama hocanın ısrarla istediği ve maliyetinde çok düşük oldu. Burada maliyeti yönetim hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadı ama şöyle bir şey var hocam. Burada hemen bunun altını çizelim. Ukraynalı bir oyuncuyla işte anlaşılıyor. İstanbul'a geldi. Ve sağlık kontrollerinden geçemediği için de sözleşme imzalanamadı. Burada tabii sosyal medyada bunun çok abuk subuk söylemleri oldu. Mesela en son bir tanesinde denildi ki işte 2 senede 7 müsabaka oynayan El Kabir alınıyor. Ama Ukraynalı oyuncunun sakatlanabilir ihtimaline karşı alınmıyor. Şimdi tabii biz yönetimle bunu konuştuk. Bu oyuncu 2 kere sağlık kontrolünden geçiyor hocam. Buna da itibar edilmiyor. İşte İstanbul'daki ünlü bir özel hastanede tekrar kontrolden geçiliyor. Kulüp doktoru da bunu kontrol ediyor. Ve olumlu rapor vermiyorlar. Yani hem 2 kere geçen sağlık kontrolünden ve hem de o şu an ismini açıklayamadığımız reklam olur diye ciddi bir özel hastanede geçen sağlık kontrolünden ve kulüp doktorunun raporları sonucunda bu oyuncudan vazgeçiliyor. Şimdi tabii bunun maliyetli olduğu için, paradan kaçınıldığı için bir spekülasyon yapıldı. Anlaşılmış, getirilmiş, her şey bitmiş. Yani paranın hesabını yapsalardı hiç oyuncuyu Türkiye'ye bile getirmezlerdi. Getirmezlerdi tabii. Ama yarı devrede çok ciddi bir rakama transfer ediliyor. Ve risk varken biz bu riski göze alamadık dediler. Onun için de oyuncudan vazgeçildi.
Yani iyi oyuncu muydu bilmiyoruz tabii. Shakhtar Donetsk'in oyuncusu. Kötü olmaz diye düşünüyoruz. Ama gelip de müzmin bir sakatlık varsa, bir maç sonra, iki maç sonra veya iki antrenman, üç antrenman sonra işte Raşani sakatlandı. İki hafta yok. Faydalanamayacaksak. Çünkü gelir gelmez hemen peşinat 50 bin euro para ödenecek. Ve sezon sonuna kadar da ciddi bir rakam. 300 bin eurolardan falan bahsediliyor. Şimdi eğer bu alınması düşünülmese bu oyuncuyu niye İstanbul'a getirsinler? Evet. Yani sadece reklam amaçlı mı getiriliyor? İşte biz getirdik alınamıyor. Dirar'ın konusu belli, kulüp buruş devreye girince orayı tercih etti. Yani Belçika Ligi, kulüp buruş bugün Avrupa'da ismi olan bir kulüp. Orayı tercih etti gitti. Ama boş durulmuyor. Yani şu an henüz daha transfer bitmedi. Yarın akşama kadar süresi var. 31'i hafta sonuna rastladığı için. Yine arayışlar var. Yine 8 numarada bir oyuncu, 8 numara için, o bölge için bir oyuncu mutlaka didikleniyor. Ama devre arası transfer çok zor. Zor hocam, evet. Şimdi tabii açılışta da söyledik ya, Başkan Sekmen'in bir bununla alakalı bir programda söylediği şeyler var. Sezon öncesini birkaç kere vurgulamıştı. Biz getirmiştik. Hatta o zaman bize şöyle de bir yorum geldi. Yani hep bire habire bunu getiriyorsunuz da şu an ne yapılıyor denildi. Tabii şu anki transferle sezon öncesindeki transfer aynı değil. Bir kere insanların bunu bilmesi lazım. Evet. Yani burada kimi alabilirsin? Ancak kulübünden ayrılanları alabilirsin. Kulübünün oynayan oyuncusunu alabilir misin hocam? Yani böyle bir şey var mı? Yani, hocam o mümkün değil. Yani. Bakın bugün işte Başakşehir'in durumu ortada. Oynanılan 2-3 tane oyuncusuna birileri kanca attı. Başakşehir ne hallerde görüyoruz. Evet. Oyunculardan da faydalanamıyorlar. Onun için bunu kimse risk etmek istemiyor. İsterseniz hocam bir Sekmen'in şeyini dinleyelim. O konuşmasını dinleyelim. Çünkü ondan sonra kadroları alalım. Yine aynı 11 ile çıkıyoruz. Aynı maçın aynı 11 ile çıkıyoruz. Onun bir değerlendirmesini alacağım sizden. Evet sevgili izleyenler. Onursal Başkan'ın geçen hafta içerisinde bizim ekranlarımızda katıldığı bir programda Erzurumspor için ve ara transfer için neler söylediğini hep birlikte dinleyelim. Önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz yine biz bu sezonun başında burada sizle toplantı yapıyorduk. Ben orada şunu ifade ediyordum. Gidişatımız çok net olmasa bile gidişatımızın yanlış olduğunu ifade eden beyanlar söylüyordum. Geç kalıyorum. Diyordum ki bak geç kalıyoruz. Atalay işleri geçti demiştiniz başkanım. Demiştim. Evet. Ayrıca da ve bunlar istişaresiz yapılıyor. Yarın sıkıntıya düşebiliriz. Evet. Hatta İdarede bulunanlar yarın bırakıp gidebilir. Yine sıkıntı bize kalır. Ben orada ya ben artık bundan sonra altyapıyla ilgileniyorum diye ifadelerim olmuştu. Evet, 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 bakın altyapıyla ilgilenmemiz devam ediyor. Şu anda en az 4 tane futbolcumuz var ki birinci ligde, ikinci ligde rahat top oynar. Öyle bir çalışma yürütüyoruz. Güzel, evet. Bak pandemiye rağmen. İkincisi 11 transfer yapılmıştı. Görüyorsunuz ki onları değerlendirdik. Maalesef biz geçen yıl yedek olan futbolcularımızla bu sezonu getirdik. Yedek evet. Futbolcularımızla. Bizim asıl kalecimizi verdik. Evet. Onun yedeğiyle maçlara çıktık. Aynen kalecinin. Malatya'yı düşüren kaleciyle maçlara çıktık. Evet. Malatya'yı düşüren futbolcularla şey ettik. Hamdolsun şimdi yeni yönetim arkadaşımız İstişareli bir şekilde. Çünkü bu arada da transfer yapmak çok kolay değil. Ara transfer zordur tabii. Yani. Zor çünkü herkes iyi futbolcuyu bırakır mı? Kimi bırakıyor genelde? İyi, beğenmediği, iyi, kadrosu kalmış olan futbolcuları bırakıyor. Buna rağmen inşallah ümit varız ama hakikaten zor bir dönemdeyiz. Evet, istişaresiz yapılan sezon öncesindeki transferler sonucunu bizi buraya kadar getirdi. Hatta biz bunu defalarca söyledik. İşte Malatya Spor'un küme düşen kadrosundaki 3 tane önemli oyuncu, göbek dediğimiz, tabir ettiğimiz o bölgedeki oyuncuları biz transfer diye aldık getirdik. Hem de çok yüksek rakamlara şu anda başımıza belalar. Evet. Bir tanesinden kurtulduk ama iki tanesinden henüz kurtulamıyoruz. Hoca antrenmanlara da almıyor. Ama kaymak sözleşmeye imza attıkları için de bir yere de gitmek istemiyorlar. Yani ve Başkan şunu diyor, ara transferde işte bizim de hep söylediğimiz gibi zordur diyor. Zor, çok zor.
Çünkü öyle kolay değil. Yani buradan kenardan kalkıp üflemeyle, ahkam kesmeyle, lobi oluşturmayla. Çünkü bunu hep şunu ifade ettik hocam. Bir tane Erzurumspor var. Başka yok. Başka yok bakın. Şimdi siz bunu alın, didin, bozun, kırın. Seyiç niye gitti? Defalarca söyledik burada. Seyiç bizim sosyal medyadaki abuk subuk mesajlar yüzünden gitti. İşte kızına, çocuğuna ağza alınmayacak küfürleri yaptığının sonucunda adam gitme kararı aldı. Şimdi kulüp yorumları kapattı. Vay efendim niye yorumları kapatıyorsunuz? Ne yapalım yani? Elimizdeki 3-5 tane oyuncuyu da mı kaybedelim? Çünkü biz yorum yapmayı beceremiyoruz. Evet. Yani kırıcı, onur kırıcı. Eleştirmiyoruz, belden aşağı vuruyoruz. Yani neyin ne olduğunu anlamadan, dinlemeden gidiyoruz. Tamam didelim. Bir tane Erzurumspor var. Düştüğü zaman ne yapacaksınız? Merak ediyorum ya. O büyük takımları alkışladığınız, şakşakladığınız Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'sini, Trabzonspor'unu gün oturup böyle ekranlardan izleyeceksiniz. Artık onların şeyini yapacaksınız. Onun için bu takıma her türlü sahip çıkmak lazım. Olabilir. Bu bir oyundur. Sportif oyundur. Ne söyleyeceksiniz hocam sekmen söylemeler için? Hocam şimdi Sayın Başkan tabii de yani doğruları söylüyor. O zaman yaptığı transferleri siz de söylediniz. Biz de burada hep söyledik onları. O 3 tane transferin nasıl yapıldığı hep ortada. Yani sen küme düşen takımı alıyorsun. İşte ondan 3 tane futbolcu alıyorsun. Takıma yerleştiriyorsun. Bir de Süper Lig'de oynayacaksın. Süper Lig'e çıkıyorsun ve sonuçları görüyorsunuz. Tabii o zaman daha bilinçli bir transfer yapılsaydı, daha böyle izlemli bir transfer yapılsaydı bu durumlara zaten gelmezdik. Yani Sayın Başkan'ın dediği kesinlikle doğru. Şimdi geldik devre arasına. Az önce de yine söyledik. Dedi ki devre arasında yapılacak transferler sıkıntılı. Kimse futbolcusunu ya da oynayan futbolcuyu ne yapmaz? Vermez. Bu biraz daha sıkıntılı oluyor. Ama bundan sonra tabii yine tabii yaptığı yönetim yaptığı bu transferler de var. Bundan artık bir yerlere çıkmamız lazım. Bir yerlere göstermemiz lazım. Ayrıca az önce söylediğiniz o yorumlara geleceğim hocam. Yorumlar gerçekten insanlar yapıcı yapmıyorlar. Yani hep yıkıcı yorumlarla bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir şeyler paylaşmak istiyorlar. Ya da kendilerini orada göstermek istiyorlar. Dediğiniz gibi bir tane Erzurumspor var. Başka Erzurumsporumuz yok. Şimdi hocam bu takımın kaptanını göklere, yerlere, göklere sığdıramadılar. İddia İbrahim Ak'ta. Ki o mikserlerin başındaki oyunculardan bir tanesiydi. Açıklamadık biz o dönem. Takımda oynadığı için bugün işte rakibimizin orta sahasında oynuyor. Bize karşı oynuyor. Evet. Şimdi o kartondan heykel yaptığınız oyuncular, şakşakladığınız, Erzurumspor'u bir kenara bırakıp kişisel üzerinden gittiğiniz işler bugün karşımızda. Bak bizim rakibimize gidiyor. Evet. Madem o kadar bu takımın kaptanıydın, ya bu takımı dideceğine, bu takıma sahip çıksaydın. Bu takıma küfürden oturup türbünden sallayıp küfür etmekle olmuyor bu tabii işler. Canım, ona o zamandan sahip çıksaydı, bak, sahip çıksaydı artık hocanın bir kolu olarak sahanın içinde futbolcuları bir araya toplayıp arkadaşlık duygusunu geliştirseydi belki de tamam bugün heykeli yapılırdı ama iyi olarak bahsedilirdi. İyi hocam, olarak bahsedilirdi eğer ama bu adam bu takımın hakikaten emektarıydıysa senin rakibine gitmezdi. Evet. Bugün senin rakibinde ve bizim karşımızda oynuyor. Bizim karşımızda oynuyor çıkacak, onun için mücadele yapacak. Düşünün yani artık buradan nasıl oynadığını hep beraber göreceğiz. Göreceğiz yani. Şimdi onu şakşaklayanları biz de buradan şakşaklayacağız. Evet aynı. Aynen dediğiniz gibi hocam. Aynı şekilde buradan konuşacağız onları. Söyleyeceğiz. Mecburuz yani. Hocam şimdi bir 11'i alalım ekrana. Bir bakalım. Çünkü Alanya maçının 11'ini hiç bozmadı hiçbir şekilde hoca. Şu an ekranlarda 11. Ne söyleyeceksiniz hocam? Alanya maçı ve Kasımpaşa maçının 11'iyle aynı 11'i bozmadan sahaya çıktı hoca. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bu Mesut Hoca'nın da yaptığı bir 11'i oturtmak gibi düşünüyorum. Bu da bizim o maçlarda göründü ki yani oturdu. Yani ne kadar da diyelim ki yaptığı çalışmalarda eğer bunları zaten söylemlerinde de belli. Yani gerçekten oturmuş bir 11 oldu. Şimdi biz bundan devam edeceğiz. Buranın artık aralarını süslememiz lazım. Mesela o yeni gelen oyuncular da katıldığında tabii bu araları yine yapacağız. Yine antrenmanlarda hocanın kendisi yapacak, süsleyecek. Ama şimdi bir takımda takımın bir omurga 11 olması gerekiyor hocam. Yani her hafta başka bir 11'den çıkarsan biraz da uyum sorunu meydana gelebilir. Kesinlikle. Bu mesela bizim şu an yedekler zannedersem ekranda. Yedekler de evet yedekler. Şu an 11'in sıralaması. 11'in sıralaması biz yine buradan şey yapalım. Bizde de zaten var hocam buradan şu söyleyelim. Şu anda yedeklerde yeni transferlerden 2 kişi var. Dari ve 3 kişi var hocam. Göktuğ var kaleci. Dari var bir de El Kabir var yedeklerde.
Göktuğ, Göktuğ zaten alternatif kaleci. Yani olsun, alınsın, şey yapasın, yani tutulsun elde. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil yani hocam, bunlar sıkıntılı yani, çünkü yine önümüzde uzun maçlarımız var. Peki hocam var. Bizim hep sağ bek söyleniliyor da bu Murat ve Cenk Ahmet'in arkalı önlü oynayışından sonra biz sahada o kadar çok sıkıntı yaşadık mı? Yani o kadar yaşamadık hocam. Çok da sırıtmadık. Yani herhalde. Sırıtmadılar da o kadar da yaşatma. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet'le Murat mesela hem ofansif hem defansif özellikleri var. Özellikle hep sağda oynadıkları için orayı kendileri artık alışmışlar o pozisyona. Ve bir de o Kasımpaşa maçının golü, Alanya maçının golü de Cenk Ahmet'in büyük katkıları var. Tabii. Pozisyonu başlatan işte asist yapan şeydi Cenk Ahmet'ti. Emrah da güzel bir vuruşla golü attı. Şimdi o tarafa elzem durum olarak herhalde Mesut Hoca orayı görmedi. Yani orası artık bir şekilde ne yaptı? Oturttu. Hatta biz bunu hani birkaç program önce de söylemiştik de demiştik yani bir de böyle denensin diye bir söylemiştik. Ki onu kupa maçında yani. Denemişti. Kupa maçında zaten o kupa maçının hani dedik ya o Alanya maçının ligdeki bir de Kasımpaşa maçının neydi? Örneğiydi. Orada mesela Cenk Ahmet orta sahada oynattı. Hatta stoper Gökhan'ı bile orta sahada denedi. Evet. Yani artık o kupa maçını düşünmüyordu Mesut Hoca. Bir sonraki maçlar, lig maçlarını düşünerek orada kimlerde denemeye başladı. Ne yapabilirim? Yani ciddi aslında güzel bir düşünce hocam. Böyle olacak ki takımın bir omurgası ortaya çıksın. Bak nitekim tamam bazı insanlar, o dediğimiz insanlar belki işte Murat oynayamaz, ikisi aynı kulvarda oynar mı, oynamaz. Bunları işte. Düşünce hocam şimdi kimse Mesut Hoca gibi düşünemez. Yani tamam yorum yaparlar, her şey yaparlar ama takımın içinde o, futbolcularla o, antrenmanlarda o, kimse onun gibi düşünemez. Belki orayı gördü, tutturdu da çünkü hiç bozmuyordu, 11'i de bozmuyor. Dolayısıyla ne yapacak? Burayı bozduğu zaman belki bir sıkıntı çıkabilecek. Çünkü şöyle düşün, Emrah mesela Murat'ın önünde oynadığında ne yapıyordu? Hiç geriye yani defansa gelmiyordu. Yani birinci bölgeye yardımı yoktu. Murat tek başına kalıyordu. Oradan hep biz neyi veriyorduk? Açıkları veriyorduk. Açık veriyorduk evet. Ama bu şekilde mesela Murat öne çıktığında Ahmet gerini alabiliyor. Ahmet yerine çıktığında zaten Murat orada yerinde kalabiliyor. Yani sağa ne yapıyorlar? Bir piston şeklinde kullanabiliyorlar. Bu gerçekten çok önemli hocam. Peki sol taraf hocam Leo? Sol tarafta da Leo mesela Leo'nun da iki yönlü özelliği var. Şimdi Kolibali alındı. Kolibali mesela ben konuştuğumda hem sağ hem sol oynayabilen bir oyuncuymuş. Hatta izlediklerinde, yöneticilerin izlediğinde sağ bek oynuyormuş. Kosovalı Raşani de aynı şekilde. Hem forvet arkası da oynayabiliyor hem de sol kanatta da oynayabiliyor. Öyle özelliği de var Raşani'nin. O da güzel oldu ya mesela. Yani Raşani'nin tabii sakatlanması çok kötü tabii oldu. Yüzdü bizi hocam şimdi. Bir de antrenmanda sakatlanıyor. Ne olacağı belli değil. Bu futbol yani antrenmanda da olabilir, maçın içinde de olabilir. Bu olacak şeyler. İnşallah çabucak iyileşir de. İki hafta araya demişler. Tabii bu arada Erdinç Hoca da sahada bir Erdinç Hoca'dan da bağlantı hazırsa bir konuşalım. Sahanın durumunu görelim. Çünkü Erzurum'a laf edenler sonra diğer sahaların hangi hallerde olduğunu çok iyi gördük. Tabii bu saha bir üstü kapanma muhabbeti için içerisine girdi. O programda yine Sayın Sekmen statla ilgili de bazı şeyler söyledi. Onu da ekranlara taşıyacağız. Ama bir Erdinç Hoca'yla bir sahanın durumunu alalım. Bizim ekrandan gördüğümüz kadarıyla sahada bir ağırlık yok. Top sıçrayabiliyor, sekebiliyor. Bir Fenerbahçe maçındaki gibi top böyle düşüp yerinde kalmıyor. Bir Alanya maçında olduğu gibi değil. Ama insanların hiç sesi çıkmıyor. İş Erzurum'a gelince işler farklanıyor. Farklı oluyor evet hocam. Hazır mı Erdinç Hoca? Evet Erdinç Hoca hazır olunca bağlanacak. Ve gördük hocam diğer şehirlerdeki sahaların yağışlar halinde neler olduğunu. Şu an Erzurum'da bir kar yağışı var. Ama zemini gördük yemyeşil. Yemyeşil hocam zemin ve hazır yani. Bir şeye dikkat ettim. Topla ısınırken top sıçrıyor mu sıçramıyor mu? Top sanki yaz mevsimindeki gibi çimde sıçrıyor. Yani gayet güzel sahamız var. Yani kimse buna kalkıp da laf etmesin. Ediyor hocam. İşte. Yani. Ediyorlar hocam. Biraz bizim bu yönden üstümüze çok geliyorlar. Erdinç Hocam hazırsa Erdinç Hoca duyabiliyor musun beni? Duyuyorum Nazım Hocam. Evet hocam maçın başlamasına dakikalar kaldı. Sahadaki pozisyonu bize anlatır mısınız? Sahanın durumu nasıl? Takımlar henüz daha sahaya çıkmadılar ama şu an biz bir yemyeşil bir zemin görüyoruz. Saha için neler söyleyeceksin hocam? Hocam Kazım Karabek Stadyumu'ndan herkese merhaba. Ali Hocam merhaba. Merhaba Erdinç Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nazım Hocam şu anda sahada görüntü olarak çok güzel. Sadece güney tarafına bakan kalede biraz daha fazla şey var. Nemden dolayı. Güneş de almamış. Biraz yeşilim, biraz farklı bir görüntü var.
Ama sahada herhangi bir problem yok. Normal yani. Burası her durum. Karın olduğu bir yer. Hocam şimdi diğer sahaları izlediniz. Bu hafta oynanan müsabakalar izlediniz. Onları izledikten sonra bizim sahamızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim hocam. Baktığınız zaman ertelenen bir maç var. Mesela Alanya Sivas maçı ertelendi. O da aşırı yağmurda. Ama mesela bir baktığınız zaman Vodafone, Fenerbahçe'nin stadyumu. Bunlar baktığınız zaman bizim saha şu anda onların yanında çok çok üst seviye bir görüntüsü var. Tabii burada şunu da belirteyim değil mi? Soğuğun olduğu bir yerde, sıcak ve soğuğun olduğu, yoğunlaşmanın fazla olduğu bir yerde sahadaki hafif böyle nemlenimsi durumun olması da doğal. Tabii güney tarafı da diğer kale oranla biraz da güneş görmediği için biraz şey görünüyor, böyle farklı bir görüntü gösteriyor. Bu kimseyi aldanmasın, sahada herhangi bir şey, durum söz konusu değil. Diğer sahalara göre hocam. Evet. Peki takımların ısınmasını nasıl değerlendirdi hocam? Takımın yüz ifadeleri sizin için önemli. Siz o yüz ifadelerini okuyabiliyorsunuz. O yüz ifadelerinden bahseder misin? Her iki takım için de çok önemli bir maç hocam. Yani ben kendi maça birer yeşil kale falan geçerken ısınmaya çıkıyordular. Her iki takım da bu maçı almak için birbirleri arasında yemin ediyordular. Yani hem Erzurumsporlu futbolcular hem de Ankara Gücü'lü sporcular. Bu müsabaka her iki takım için de çok önem arz ediyor. Baktığında dün Kayseri'nin yenmesi biraz daha bu maçın biraz önemini biraz daha arttırdı her iki takım içerisinde. Çünkü bu maçta çünkü olmazsa olmaz her iki takım da 3 puan için çıkıyor. Beraber her iki takıma da görüldüğü gibi yaramayacak. Güç denge olarak her iki takım da eşit. Son 3 haftayı değerlendirilirse her iki takım da benzer müsabakalar oynamışlar. Biz de Fenerbahçe'yi yenmiş, onlar Başakşehir'i yenmişler. Onlar içeride Kasımpaşa'yı yenmiş, biz deplasmanda yenmişiz. Böyle baktığı zaman güç dengeler aynı. Her iki takım da baktığı zaman bir kişi transferiyle müsabakaya çıkacak. Bizim takım kaptan İbrahim Akta, yani eski takım kaptanı bugün bizim rakibimiz olacak. Baktığınız zaman Ankara Gücü'nün Peynsel, Lovjense, Pinto gibi çok tecrübeli oyuncular var. Çok üst seviye bir oyuncular var ama bugün değerlendirmemişler. Nalper Poduk şu anda Ankara Gücü'nün yedeğinde. Erzurumspor olarak bakacak olursak, Erzurumspor şu anda yani 10 günlük bir dinlenmenin sonucunda bu müsabakaya çıkacak ve biraz daha dinç çıkacak. Bu dinçliği de inşallah bu maçta çünkü gösterirler. Çünkü Ankara Gücü baktığınızda geçen hafta Alanya'da muhteşem bir maç oynadı. Ve 4-3 yenildiler ama orada çok büyük bir fiziksel güç harcadılar. Bunu inşallah bu müsabakada biz kendi lehimize çeviririz. Çünkü Erzurumspor 10 gündür dinlenerek geldi. Takıma baktığınız zaman hoca herhangi bir değişiklik yapmamış. Önceki oynamış olduğu 11'den aynen devam edecek. Süzümski kalede başlayacak. Omona ve Baumel ön libero'da oynayacaklar. Costa ve Teiko yine bizim şeyimiz, arka ikilimiz. Sağda ve solda Leo ile Murat'tan oynayacak. Ortada da yine sağda Ahmet, solda Emrah Baysan. Orta ikilimiz baktığımız zaman Şesu devam ediyor. Gomez forvette. Bu şekilde herhangi bir değişiklik yok. Ama biz şöyle bir değerlendirme yapacağım. Bizim Kayseri'ydi, işte Gençler Birliği'ydi, Kasımpaşa'ydı. Bizim için o kadar önemli değil. Hadi biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Bu müsabakayı bir şekilde bizim 3 puanla döndürmemiz gerekiyor. Olmazsa olmazımız bugün olmalı diyorum Nazım Hocam. Erdinç Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine görüşeceğiz müsabaka içerisinde. Görüşlerinizi alacağız. Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Tekrar beraber olacağız. Şu anda Nazım Hocam şu anda evet oyuncular da yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Sahaya geliyorlar evet. Peki hocam görüşeceğiz. Tamam hocam görüşürüz. Evet sahayı demişken hemen Sayın Sekmen'in saha içi söylediğini de bir alalım. Çünkü Erzurum'da gerçekten saha önemli bir hadise. Hele hele üstü kapanabilirse çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. O söyleyişi de bir ekranlara taşıyabilir miyiz müsabaka başlamadan önce? Tabii bu aksaklık nelerdir? Bunun için Spor Bakanımıza dedim ya biraz evvel bakanlarla görüşme yaptık. Sağ olsun şehrimizin milletvekilleri ve bakanlık yapmış arkadaşlarımız ve bizler valimiz olmak üzere Spor Gençlik Bakanımızla bir görüşme yaptık. Dedik ki bakın siz birçok şehre yeni yeni statlar yapıyorsunuz. Gerçi bizim de eski değil. Yani bizim de 2011 öncesi yapılmış bir stat.
Hiç olmazsa üzerini kapatabilir miyiz? Bir. Evet, çok önemli. İlettik. Ben dedi bir ekip göndereyim. Orada gerekli incelemeleri yapsınlar. Üzeri kapanabiliyorsa kapatalım. Hı. İki, koltukları değiştirelim. Üç, ısıtalım. Evet. Stadı ısıtalım. Böyle bir çalışmayı ilettik. Böyle bir çalışma şu anda gündemde. Bunu kamuoyuna buradan duyuruyorum. Bu sadece güzel, benim teklifim değil. Bir gelişme, evet. Bu bizim AK Parti milletvekilidir ve MHP milletvekilinin önerisi. Bunu bakana ilettik. Bakan ekip gönderecek ve gerekli çalışmayı yaptıracak. Evet, Sayın Sekmen işte bakana olayı söylediğini, bunun için bir çalışmanın yapılacağını ama yeni bir stat değil, mevcut stadın üstünün kapanması çalışmasının yapılacağı. Eğer buna imkan var mı? Buna imkan var mı sizce hocam? Vallahi hocam yapılan niye olmasın ki yani, her şey olabilir yani. Çünkü çoğu illere ciddi manada statlar yapıldı hocam. Mesela Giresun statını gördün mü hocam sen? Evet. Giresun, Urfa, Malatya. Yani en basit ya Giresun yani. Mersin, yani Karadeniz'e yapıldı ve biz Erzurum belki yaptığımız en büyük hatalardan biri 11 öncesinde bu stadı tadilat yapma. Halbuki yeni bir stat. Gerçekten o zaman mesela yapılsaydı daha da güzel olurdu daha da. Yani bunun şimdi üstü kapı, bu arada takımlar sahaya seremoni için çıkıyorlar. Tabii hafif hafif de kar yağıyor. O sıkıntı değil hocam. Orada ama tutmaz. Sahanın alttan zeminin ısındırılması. Isındığı için orada tutmaz o. İşte koltukların değişmesi. Evet. Nasıl değerlendirdiniz hocam? Vallahi hocam gerçekten böyle bir Erzurum'un böyle bir sahaya ihtiyacı var. Stadyuma ihtiyacı var. Çünkü yani şu şekilde zaten alttan ısıtmamız, her şeyimiz tamam. Bu düşünün, bu mevsimde bizim böyle bir sahamızın olması, böyle bir alanın olması öncelerden düşünsek aklımızın ucundan geçmezdi değil mi hocam? Yani hep beyaz buzun üstünde top oynarlardı burada hatırlarsanız. Şimdi sahanın üstü kapanacak, koltuklar değişecek, ondan sonra ısıtma yapılacak, saha ısıtılacak. Bence gerçekten güzel bir çalışma, inşallah sonuca gidilir. Bence Erzurum için gerekli bir şey. O üstünün kapanması daha güzel bir görüntü sağlayacaktır tabii. Peki hakemler nasıl değerlendiriyorsun hocam? Vallahi hocam hakemler işte ben her zaman söylediğim gibi yani önceden bir şey söylemeye gerek yok. Hakemlerin maçın içinde pozisyonlara yakınlığı, işte oradaki müdahaleleri ya da pozisyonları süzmeleri, onları gördüğümüzde yorumlarımızı yapsak bence daha güzel olur. Yani şimdi Ümit Öztürk var, maçları yönetiyor. Ligde yöneten maç. Yani bir de deneyimli bir hakem. Mesela VAR'da Mert Güzenge diye bir hakem var. O da yani bir iki maça çıkmış. Yani şeyde yönettiği maçlar da var Süper Lig'de ama hatta bizim Başakşehir maçının da VAR hakemi yine aynı Mert Güzenge. AVAR hakemi yani şey yardımcı hakemi Mert Güzenge'ymiş yine, ona da bakmıştım. Yani bakacağız hocam maçın durumu nasıl değil. Maçın içindeki durumlarına göre yorumumuzu buradan yaparız zaten. Peki Novi Kavaks hocam sezona güzel girdi. İyi de bir çizgisi vardı. Ama bu milli maçtan sonra, o milli maçların dönüşünden sonra bir sakatlanması ve Novi'yi bayağı bir aldı götürdü. Hocam şöyle diyeyim ben size, şimdi o milli maçların yoğunluğu artık futbolcuda ne yapıyor? Şey geliyor, yorgun geliyor. Yorgun geldiği zaman bu kaslar zaten yorulduğu için herhangi bir harekette, mesela diyelim ki iyi bir ısınma yapmaz, ondan sonra ani bir harekette, ters bir harekette sakatlanma meydana gelebiliyor. Ondan sonra o yorgunluktan geldiği zaman, şimdi düşünün üst üste maç yapıyorsun, üst üste dinlenme aralığı yok. Bu insana ne yapar? Bıkkınlık meydana getirir. Bu da nedir? Süre antrenedir. Dolayısıyla eğer o olaya kendisini aşılamazsa ya da kendisini adapte edemezse bu sefer de ne yapıyor? Formunda bir düşüklük meydana gelebiliyor. Dolayısıyla şimdi Novi Kavas bizim bildiğimiz Novi Kavas. Yani üst seviyede bir futbolcu. Arada böyle düşüşler olur ama çıkışı kesinlikle yakalaması lazım. Yani o Mesut Hoca'nın zaten psikolojik yönü de mesela önemli. Bu da nasıl diyeyim ben size, futbolcularla teke tek konuşmaları. Bu şekilde eğer yine hem mental olarak hem fiziki olarak konuşursa dolayısıyla Novi Kavas düşünüyorum eski formunu yakalayacaktır kesinlikle. Yani bugün Novi Kavas evet deneyimli bir oyuncu, etkin de bir oyuncu. Ama Mesut Hoca'nın mental antrenmanları çok önemli. Önemli hocam. Onun. Ciddi dokunuşlar yapıyor. Ciddi taktiksel anlayışı değiştirdi. Yani takımın hem ofansta hem defansta. Hocam şöyle düşün bak,
bizim mesela ne yaptı? Defansı ne yaptı? Kurgusunu değiştirdi. Bu sefer daha kolay ne yapmıyoruz? Gol yemiyoruz hocam. Bu sefer geldi forvete dokunuşlar yaptı. Bu sefer orta sahadan destekli geldi. Bu sefer eskiden neydi? Gol atamıyorduk hocam. Gol attığımız zaman seviniyorduk burada. Evet, değil mi? Şimdi evet. Ne yaptık? Goller peş peşe gelmeye başladı. Yine bir iki dokunuşu yapacak. Yine tabii tam tabii eksikler var. Çok hafif eksikler de var. Ama bu zamanla ne olacak? Düzelecek. Bu düzelmezse bu zamanı da artık ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım hocam. Yani bu sabırdan olan bir iş. Dolayısıyla işte bir iki maç kaybettiğin zaman işte yok böyle de şöyle de gibi yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Bu Erzurumspor'umuza bizim de bütün şehir olarak da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani herhangi çünkü bu maçı aldığımızda hocam şu Ankara Gücü'nün maçını aldığımızda emin olun biz tırmanışa daha da kolay atlaya atlaya da üst seviyelere gideceğiz. Bu maçı yeter ki alalım. Evet yani bu zaten olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yani kesinlikle almamız gerekiyor. Yani şu an Ankara Gücü'nün vuruşuyla başlayacak. Ve 3 puan hocam ben bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 1 puan diyoruz ya. Diyelim ki deplasmanlarda hadi 1-2 maçta 1 puanı aldık. Ama bizim kesinlikle maçlardan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu bizi sıçratacak. Hocam bir de sahamızda işte bu arada müsabaka başladı. Sahamızda galibiyetsiz yok hocam bitirdik. Yani, bunu... yani şu an ligdeki tek örneğiz. Evet deplasmanda 4 galibiyetimiz var. Ama biz bu sahada niye yokuz? Yani acaba bu sahada bir seyirciyle oynamaya alıştığımız için o seyirciyi ama görme hocam, isteme şöyle bir arzusundan şey, mesela mı? Deplasmana gidiyorsun, deplasmanda da seyirci yok. Şimdi deplasmandaki seyircisizliğe alıştık da sahamızdaki seyircisizlik belki. Deplasmanda çünkü sahamızda mesela, bizim çok coşkulu bir seyircimiz var. Bir de hocam deplasmana da esnen gittiğimizde yine coşkulu seyircimiz orada oluyordu zaten. Orada da vardı. Seyircisiz değildik orada ama şimdi şu şekilde düşündüğümüzde deplasmana gidiyoruz seyircisiz orada galibiyet getirebiliyoruz. Geliyoruz kendi sahamıza burada seyircimiz yok galibiyet alamıyoruz. İşte bugün bu şeytanın bacağını kırmamız gerekiyor hocam. Yani. İnşallah kıracağız. İnşallah. Yani bu o müsabakalardan bir tanesi çünkü artık daha telafisi yok hocam. Yani telafi hocam biz bundan sonra yok. Yani öyle yok mağlup olduk bizim... işte önümüzdeki maçlara öyle bir şey yok. Bizim artık bundan sonra almamız gerekiyor. Evet rakip kim olursa olsun. Kim olursa olsun önümüze kim geliyorsa. Onun için de çok iyi çalışmamız gerekiyor hocam. Yani tabii bu takım buralarda olur muydu? Olmazdı. Şimdi buralardayız ama yapacak bir şey yok. Artık biz zoru seven bir şehiriz. Zor olan neyse de onu başaracağız. Onu başaracağız hocam. Bu yani takım bu ligde kalacak şimdi inşallah. Şimdi geçmişte tabii hatalar oldu. Yani takım böyle bu şekilde gerçi geldi. Gerçi bu takımın ligde kalması o bazı kesim var ya hocam. Onları çok üzecek ama. Üzecek ama biz Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız hocam. Yani benim inancım var. Sonsuz. Yani çünkü Erzurum'un sosyalitesi hocam. Futbol gerçekten Erzurum'da çok önemli. Biz bunu hep kanıtladık. Yani öyle pozisyonlar oldu ki. Üçüncü ligde 20 bin kişiye top oynayarak Türkiye'de örnek olduk. Örnek olduk hocam yani ve, düşünün. Ya şu hallere de hocam artık da. Hocam yani bunlar ama işte diyorum ya dikkat lazım. Etmeleri gerekiyor. Yani burada adam nasıl tutsun kontrol etsin. Ya seken top hocam gelip eline çarpıyorsan ya nasıl yapacak? Şey, bu yani bir şekilde ya hocam futbol şey sporda diyeyim ben size sporda bir postür var, bir duruş var değil mi? Yani bir hareketi karşılayabilmek için bir duruş olması gerekiyor. Şimdi öyle kurallar çıktı ki futbolda bu duruşu artık rafa kaldırdılar İşte yani. İşte bizim o kartondan heykelimiz şu an yerde kıvranıyor. Evet. Sanki ne olmuş gibi kendini atıyor bak. Şu an hiç ne var? Şey yok ki. Ve bileğini tutuyor bak. He. Bileğini tutuyor. Bir şey yok ki orada. İşte bunu bak. Kartondan heykel yaptılar ya. O kartondan heykel yapanlara atıfan söylüyorum. Hocam o zaten İbrahim Aktağ kartondan zaten heykeline gerek yok ki zaten. Yani çok abarttılar. Yani çok üst seviyeye çıkardılar. Yaptılar, bunu yaptılar. Yok teşekkür ettiler, onu ettiler, bunu ettiler. Ama ben onun o bir ara sakatlık döneminde türbündeki hareketlerinden sonra belliydi bu takımın içerisinde karıştırıcı olduğunu. Biz o dönem bunu gündeme getirmek istemedik ama evet. Tabii bunu seyirci de bilmiyor, izleyenler de bilmiyor. Sadece orada şahit olan bizdik o olaya. Şu an kritik bir noktadan bak ve bu faulü de çalmadı hocam. Yani. Dikkat ettiniz mi? Evet şimdi işte şimdi daha iyi bir savunma anlayışı yaptık ve Ankara Gücü'nün ta kendi kalesine kadar oynamasını sağladık. Bu arada tabii topun bizde kalması çok önemli. Evet. Ve şu an
İki taraf da birbirini yani daha deneme dakikaları. Yani maçın başı. Ya bunlar çok enteresan ya. Hocam düşen de bileğini tutuyor. Ben anlamadım ki bundan nasıl yani. Nasıl bir şey ben de anlamadım yani. Yani ya bileğine de yani hiç darbe şey gelmiyor mi? Yani. Direkt iki şeyin arasına bak. Düşen bileğini tutuyor. Yerde de 4-5 tane yuvarlanıyor şimdi. Ne yani var? Yani hocam bak orada vurma yok. Bak şuradan hemen söylersek orada vurma yok. Şimdi Omolo orada ne yapıyor? Sadece oraya müdahale yapıp ayağını basıyor. Sadece oraya basıyor. Yani müdahalene basıyor. Bak, hala yerde kıvranıyor ya. Yani orada darbe yok. Darbe olsa o zaman hakem şeyi göstersin, kartını göstersin. Ve şu arada da yapılan faulü de bak, şu bak elini koy faul. Beline hem de beline hocam koymuş. Çok çıkak sakat olmuş yani orada Omolo. Çok sakat bir pozisyonda beline koyduğu hareketi de pas geçiyor yani. Tabii. Ya bunlar yani bunlara prim tanıla bu pozisyona gelindi. Ama çok net söylüyorum hocam. Şu pozisyonu yapan adamı kenarda 2 dakika dinlendireceksin. Dinlendirmesi gerekiyor. Aklı kesinlikle başına gelecek ondan sonra gidecek. 2 dakika veya 3 dakika. Dinlendireceksin. Bakın bir daha yapabilirler mi? Şu an zıplaya zıplaya eskiden, gidiyor. Biraz sonra tazı gibi koşarak hocam dönüyor. Bir şey söyleyeyim. Eskiden sen de hatırlarsın bir Doğu Ligi vardı amatörlerde. Biz de oynuyorduk altyapıdayken. O zaman bir sarı kart gördüğü zaman futbolcu 10 dakika dinlenmesi vardı. 10 dakika kenarda bekliyordu. Onu Avrupa'da minikler pozisyonda yaptılar hocam. Yaptılar ve deneme aşamasında. Yani İleride yarın öbür gün futbolu öyle bir şey gelirse şaşırmayın. Bizim gittiğimiz bir turnuvada öyleydi. Hatta şeyi de getirdiler. Mesela sarı kart göreni 5 dakika oyundan aldılar. 5 dakika eksik oynadın. Yani handboldaki 2 dakika aynen, gibi. Aynen aynen. İşte o dediğim olay o hocam. 10 dakika kenarda bekliyor. Bu sarı kartı da engelliyor. Aynen. Lüzumsuz konuşmaları da engelliyor. Zaten o şeyi nabzı da aşağıya doğru çekiyor. Tamam mı? Şimdi daha artık stresten uzaklaşıyor. Dolayısıyla onun olması gerekiyor yani. Bence olsa daha güzel olur. Evet. Yani şu an tipik bir orta saha mücadelesi. Tabii onlar yapınca onlara bir şey yok da. Biz yapınca işte şimdi peki 2 saattir zıplaya zıplaya giden adam şimdi gelip Atıf'a girişine bak. Hocam bak müdahaleyi görüyor musun? Evet. Az önce bileğini tuttu. Neredeyse İşte onu diyorum. Evet. Aynı adam bak. Aynı adam bak. Zıplaya zıplaya gitti kenara sakatlanmış gibi. Bunlara ben futbol sahtekarı diyorum yani, hocam. Yani bunlar bir sonraki harekete dikkat etmeleri gerekiyor. Ya, hocam futbolda yani sporda var da özellikle futbolda mesela burada yaptığın bir harekette işte düşüyorsun bileğini tutuyorsun. Bakıyorsun 5 dakika sonra adama müdahale yapıyorsun. Şimdi bir tezat oluşuyor orada. Bir bakıyorsun orada kıvranırken bir adama müdahale yapıyorsun. Hani ağrıyordu? Yani işte bunu buna prim tanıdıkları için bu pozisyona geldi biraz da. Şu an bizim yine sağdan ciddi bir atağımız var dedik ama buradan çıkmayacaklar hocam. Şu pozisyondan çıkmayacaklar işte. O pozisyonda iyi basacaksın. Yani orada basacak. Bak nitekim hata da yapıyorlar. Yani pas yollarını engellediğinde, koşu yollarını, boşlukları engellediğin zaman hocam bu kesinlikle hata da yapıyorlar yani. Ya zaten hocam bu takımın beraberlik sayısına bakın çok az. Mağlubiyeti çok fazla. Galibiyeti bizden bir fazla ama yani genelde mağlup olmuş bir takım. Tabii o lige çok kötü başlangıç yaptılar. Daha sonra bir toparlama sürecine girdiler. Evet. Ve üst üste galibiyetler alıp hatta bizim 6-7 puan gerimizdeyken şu an 1 puan da önümüze geçtiler. Evet. Yani bu onların toparlanma sürecine çok tehlikeli bir hareket. Tehlikeli, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani oradan bunlardan kaçınmak lazım. Ya işte hocam bizim işte Mesut Hoca'nın dediği ufak dokunuşlar bunlar olması gerek. Nedir? Şimdi orada bak TK alıyor topu. Kendi uzun pastan atıyor. Ona şeyin yaklaşması lazım. Orta sahanın yaklaşması ki. Biz bu uzun pasları niyeyse terk etmiyoruz hocam. Yani hocam ama işte orta sahanın yaklaşıp pas alıp yönlendirmesi lazım. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bak Mesut Hoca ne yaptı hocam? Defansı tamam oturttu. Tamam gol de geliyor peşinde. Bir de bu orta sahanın alışverişleri yapmasını ortaya çıkardığımızda valla karşımıza takım duramaz ya. Yani pasları mesela biz pas yapıyoruz ama yan pas ya da geri oynuyoruz. Geri geldiği zaman orta saha i̇şte boşa çıkmadığında bu sefer uzun atıyoruz. Bir 10 numaraya onu biz baştan beri de söylüyorduk evet. Hocam yani oyunu yönlendirecek bir varyo sistemi, varyo tipi futbolcunun olması gerekiyor. Yani çünkü yani, biz 3. bölgede çok etkili değiliz şu an. 3. bölgede zaten tek kalıyoruz hocam. 3. bölgeye zaten orayı biraz daha yoğunlaştırdığımızda sonuca gideriz kesinlikle.
Tabii bu şimdi biliyorsunuz zaten futbol takımı bu orta saha olmadı mı olmuyor hocam. Bütün yükü neredeyse onlar çekiyorlar. Kesinlikle. Yani hem forvete yardım edeceksin. Üçüncü bölgeye hem birinci bölgeye yardım edeceksin. Hem de kendi bölgende müdahaleni yapacaksın. Yani futbol hocam şöyle bir şey. Hem burada diyelim aldılar. Burada baskıyı koyacaksın. Buradan gelmesini engelleyeceksin. Ondan sonra kaptığında bu sefer ne yapacaksın? Açılıp hücuma başlayacaksın. Yani basit olarak düşündüğümüzde gerçekten bu yapılır yapılmaz diye bir şey yok. Ama çok çalışmak gerekiyor hocam. İşte hocam hep dedikodu ettiler. Sağımıza laf söylediler. Bakın top bu yoğun kış şartları içerisinde sağ yemyeşil ve top da sekiyor. Hocam acaba o söyleyenler bu sahayı gördüğü zaman hiç utanmıyorlar mı ya? Yok yani öyle bir dertleri yok zannedersin. Yani ya, umurlarında değil herhalde. Yani söyleyince gitsin. Zaten evet. Ulusal medyada kaç dakika konuşuluyoruz ki hocam? Yani bugün ya, mesela işte akşam büyük bir maç var. Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Bizim bu maçı... Oturup onu konuşacak. Evet yani bu... Bizi de bir 3 dakika, gösterirler orada. İşte bir tane pozisyon gösterirler. Tamam işte hocam bitti yani gitti. Yani biz alıp görüntüleri değerlendirmek istedik. Bize de görüntü vermemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Aslında öyle bir şey olsa daha güzel olurdu biliyor musun hocam? Çok güzel olurdu. Hocam dedim ya telefon açtık diye adamlar neredeyse para isteyeceklerdi. Yani sözleşme için para istiyorlar. Yayın için ve dakikası 5000 dolar hocam. Yani bugün Erzurum şartlarında bu ciddi bir para. Yani o yayıncı kuruluş da bu kadar düşkün mü hocam yani? İhtiyacı var desene. Parayı seviyor. Yani desene ihtiyacı var yani. Yani bir tek TRT'nin haricinde de hiçbir yerde hiç görüntü yok. Yok. Yani o rakamlara alınmaz hocam çünkü. Bir tane maç yok ki. Kaç tane maç var? Bir sürü maç var. Ulusal kanalına için düşündüğünüzde. Bugün şimdi istatistik geldi. Ankara Gücü'nün toplu oynaması bizden biraz daha yüksek. Yani acaba Mesut Hoca yine topu rakibe verip hocam bak bunlar sıkıntılı. Ben geçen maçta da söyledim de burada sen dedin ki Allah göstermesin öyle şey olmaz evet. Falan. Sıkıntılı hocam. Şimdi böyle biz bekleyelim gelsinler üstümüze biz alalım. Eğer sen ani atak yani kontratağı da yapamıyorsan o da sıkıntılı. Kesinlikle. Yani. Bunların hep çalışılması gerekiyor hocam ya. Sen bu işin içindesin hocam. Mesela bir handball takımını çalıştırırken hücum çalıştırmıyor mu? Hani çıkışları, kontratakları evet, hızlı doğru. Hücumları çalıştırıyorsun. Şimdi burada da aynı şekilde çalışılmış bir şey olması lazım ki Mesut Hoca'nın dediği olayı yapalım. Mesela topu hemen kaptığın anda hop ne yelpaze gibi ne yapman ne açılman lazım. Bunu faul olarak değerlendirdi herhalde ki net bir faul zaten. Yani itiraza gerek yok faul yani. Bu istem dışı itirazlar hocam. Yani hocam bu futbolcular da bunlar da herhalde bu artık yerleşmiş bir şey. Yani bir şey düştüğü zaman hop ne yapacaksın? Elin kalkıyor havaya. Hop el kalkıyor havaya. Bir şey ya dünyanın en iyi futbolcusu Messi adamı yerden yere vuruyorlar hocam. Oradan alıp bu tarafa vuruyorlar adamı. Kalkıp da bir tane bir şey demiyor yani. Dönüp arkasını gidiyor. Hocam kültür. Yani bir de profesyonellik var hocam. Kültür yani. Var. Profesyonellik var. Şu an kademe iyi. Evet. Yani bunları tabii sıkıntıyla kontrolleri falan iyi yapmamız lazım. Şey de hocam mesela Obertan'ın olmaması da şu an. Ya tabii hocam Obertan yani Obertan'da da aslında şey gibi mesela Novi gibi bir düşüş vardı. Öbür maçlarda dikkat ama edersen. Toparladığı dönemde ama sakatlandı. Sonradan tam toparlamıştı işte sakatlandı. Hatta iyi işler yapmaya başlamıştı yani eski haline dönmeye başlamıştı. Şu an yine biz Ankara Gücü'nü üstümüze çekiyoruz. Yani düşünseniz hocam bak yine bizim 1 ile 2. bölge birbirinin içine girmişler. Yani tamam burada girsinler müdahale yapsınlar ama bu kadar olmaz hocam. Yani böyle olduğu zaman biz kalemizde sıkıntı yaşarız. Yani bak sadece izliyoruz. Bir müdahale de yapsak yani bir şey yok ortada. Dolayısıyla istatistiklerde Ankara Gücü tabii normal çıkması yani. Bu hep hocam böyle olunca hep aklıma Alanya Fenerbahçe maçı geliyor. Yani Alanya futbol oynadı. Golleri Fenerbahçe attı. Erol Hoca dedi ki bu bir taktik dedi. Yani ondan sonra bu biraz daha bizim gündemimize geçmeye başladı. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Yani siz mesela hoca olsanız, takım başında olsanız böyle bir taktikte çıkarır mısınız? Yani siz bekleyin gelsin de biz kapalım gol atalım. Mesela bunu yıllar önce bilmem hatırlar mısınız hocam? Gordon Mill de aynı şeyi yapıyordu. Hatta Gordon Mill'in Beşiktaş'ın başındayken şu lafını hiç unutmuyorum. Benim üzerime gelen takımları ben her zaman için yenerim. Gibi ama açıklaması da vardı. O zamanki kontraya oynuyordu. İşte o zamanki bir de Gordon Mill'in zamanındaki Beşiktaş'ı bir düşün. Feyyazlar. Yani Feyyaz, Metin Ali. Rüzgar gibi. Yani
sağda bir şey vardı, Atom Karınca'da Rıza vardı. Rıza vardı, bir de Metin hocam. Metin vardı, fırtına. İşte Feyyaz vardı, an... Ali vardı. Evet. Korner Gomez vardı. İyi buluştu ama vuruşu o kadar şimdi iyi hocam, değil. Şimdi hocam Gomez'in, bak Gomez'in dediğimiz gibi, Gomez biraz daha yaslanarak oynadığı zaman daha etkili olacak futbolcu. Yani Gomez'in ama işte böyle de geldik mi net tehlikeli geliyoruz. Geliyoruz yani, da işte yarat. Biraz daha yani şu bu zaten... Cenk Ahmet'in yine çizgilen... Şimdi bir de işte bir uyum olması gerekiyor hocam. Ya iyi bir kafa i̇yi vursak bir kafa var vursak. Ya. İşte durarak değil hocam. Koşarak gelmeleri lazım. Kafa vuruşunda değil hocam. Durarak değil. Mesela şeyin Gomez'in hangi Antalya yani maçında... Düdük var da neyin düdüğü onu faul çözmeye çalışıyorum. Gomez'le konuşuyor çünkü. Gomez... Bak hocam bu pozisyonda şimdi faulü çaldı. Aynı pozisyonu bize yaptılar. Faulü çalmadı. Burada elini dokunmuş. Bizimkini elini böyle işte, itti işte ya. İşte aynı pozisyon aynı. Yani düşünce aynı, kural aynı hocam. Değişmiyor evet. Orada. Hocam işte ben şimdi az önce enteresan işte az önce dediniz ya hakem hakkında ne diyeceğiz? İşte hakem hakkında şimdi konuşacağız hocam yani. Bu anda konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi tamam maçı yönetiyor ama yani biraz daha uygun yönetmesi gerekiyor. Kurallara göre yönetmesi gerekiyor. Biz şu an sanki bir iyi bir organize olamadık gibi geliyor bana. Mesela sol tarafı uzak duruyoruz hocam, uzak şeyler arası mesela çok uzak duruyoruz. Bak yanlış Emrah'ın şeyler. Şimdi yaptığı yani. Hocam Emrah'ın yaptığı işte baskıyı gördüğü zaman panik yapıyor. Şu anda top bizde. Faul. Çok sert. Yani sert Emrah yapılan çok sert bir hareket. Kim yaptı bak onu? Bak şimdi hocam İbrahim Aktağ yaptı. Her zaman söylediğim bir şey var. İbrahim tamam, Aktağ gitti. Emrah'a bizim dalmış. O alkışladığımız, şakşakladığımız. Yani. Profesyoneldir tabii, hakkıdır. Gidebilir. Hocam gider, gitmez değil. Yani ona bir şey demiyoruz. Gitmesin ama yani böyle takımın içerisinde mikserliği yapıp karıştırıp karıştır ondan sonra gitmesi git. Biraz enteresan. O sıkıntı. Yani bu takım var eden seni bu takım. Yani. Ama sen bu takıma ihanet ettin. Nankörlük ettin yani. Kesinlikle hocam. Şimdi Emrah'tan bahsediyordum hocam. Emrah biraz daha basit oynasa futbolu daha da güzel görünecek diye düşünüyorum ben hocam. Burada ne oldu var? Burada? Ben de anlamadım. Ne var? Doğru soruyor sana ki ne var? Yani demesin mi ne var yani? Ne var? Evet. Sormasın. Biz de doğru. Soruyoruz burada. Ne var? Ne var? Ne oldu orada? Şurada ne olduğu belli olmayan bir şey ya. Ne var burada? O şey yüzüne yine ya bu zaten hocam bak şimdi bu kurallarda bir sıkıntı hocam, var. Hocam hakemin niyeti belli oldu. Hocam bak hakemin bir şey söyleyeyim ben sana. Hakemin niyeti belli oldu. Hocam biz önceki mesela bir önceki sezonu düşün. Hiç bu kadar mesela ayağa basma işte diyelim. İlk kart bize çıktı. Bize geldi. Çıkart. O molaya verdi. Çıkart. Evet. İlk kart bize. Şimdi öbürü de diyor ki ya kusura bakma diyor. Yani sana sarı kart gösterdim ama ya şuna sarı hocam, kart gösteriyor hocam burada bir şey ya. Bak yine aynı futbolcu hocam bak. Evet. Kim ve şuna sarı kart gösteriyor hocam. Ayıptır ya. Atakan. Yani şuna ayıptır. Sırtı yani, dönük bir adam. Az önce kart gösteriyorsun ya. Az önce ya. İbrahim Aktan yaptı hocam. He? Daha sertini yaptı. Ona da göster o dedim zaman. Dedim hocam hakemin niyeti belli oldu. Ben sana ne dedim hocam? Yani dedim biz, maç başlasın biz konuşacağız hakemi. Yani böyle olmaz yani. Ya biz işte lobiyi yapacaksak bu pozisyonda yapacağız. Bak burada bizi yine rendelemeye başladı ince ince. Şu anda hadi gol. Hadi şimdi ver. Ver. Bak. Vermedi. Topa bak. Topa diyor. Topa diye ya. Utanmaz rezil ya. Ya ayıptır ya. Adamın bizim oyuncunun arkası dönükken yapıldığın harekete sarı kart veriyorsun. Burada topa diyorsun değil mi? Hocam bu Ümit Öztürk nereli? Ümit Öztürk hocam. Acaba bakayım. Ankara'da doğmuş büyümüş Ankara Gücü Camiası'nda yetişmiş bir oyuncu olma, hakem olmasın. Bölgesine şimdi bakayım hocam hemen sana bölge söyleyeyim. Önemli değil hocam. Doğup büyüdüğü yer önemli. Bak şu an buna topa dedi. Ya adamı kesinlikle resmen dedi. Daldı indirdi yere topa dedi ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun yani. Hocam şöyle bir şey var bak. Yani biz her maçta da söylüyoruz. Yani burada çıktığınız zaman kuralları gereği neyse onu yapın diyoruz. Yani yapmıyorlar bize de, hocam işte bize bak şu an belli oldu. Yapmıyorlar. Bakın, bu pozisyonda bak.
Ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Hakem Ümit Öztürk şu anda maçın kontrolünü falan hep kaybetti hocam. Şimdi ne yaptığı belli değil. Şimdi bak bize hemen beklemeden offside bayrağını çekti. Şimdi dün Galatasaray maçını izledim hocam. Net offside'ları bile sonuna kadar oynattırdı. Evet. Bak, ben de sonuna kadar hocam oynattırdı. Faul yapan da akta. Ha. Evet. Evet, net offside. Ama hiç tereddüt etmeden bayrağı çekti. Fakat Ümit Öztürk yani şu an adil maç yönetmiyor hocam. Hocam bu deminki pozisyonu gösterdi. Faulün bak hocam bak yandan nasıl giriyor. Bak topa dediği pozisyon bak. He, topa diyor. Topa dediği pozisyon bak bak hocam. Bu bak, topa mı hocam? Ne topa adamı ya, resmen toplan alakası ya. Yok hocam. Toplan alakası yok. Tırpanlamış adamı ya. Bak. Ben dedim daha hocam. Bu maçta ben, hocam bu maçta kart çıkar. Kart çıkar hocam. Kırmızı kart var bu maçta. Ben sana var, söyleyeyim. Görünümde öyle. Çünkü bir de şöyle yani bir şey var. Şu an 20. dakika. Ben az önce sana söyledim hocam bu şey Ümit Öztürk artık maçın kontrolünü kaybetmiş durumda. Ne yaptığı belli değil hocam. Kaybetti yani çünkü ya bak şu yani terbiyesize bakar mısın ya? Yani o vuruşta o kadar sıçrama yani bilmiyorum hocam yani. Yani hani biz de futbol oynadık da hiç böyle bir şey görmedim yani. Hayır yap da. Lan yani bu takım sana paye vermiş ya. Yani seni onurlandırmış, tabii, ikincilikten almış, Süper Lig'de oyuncu oynamış, yapmış, kaptanlık kaptan yapmış, bandını yapmış. Sen bunun karşılığında her türlü rezilliğini bir dönem boyunca susmuş, görmemiş. Görmemiş, sineye çekmiş. Yani sen şimdi artistlik peşindesin. Uzaklardan bir şut ama kalecide kalan bir şut. İlk zaten 20 dakikayı da bitirdik hocam. Yani hocam şimdi ben bir şey söyleyeyim. Erzurum Spor'un yani harbiden şöyle bir bozukluk var yani tam oturmamış yani maçın içinde bir sıkıntı var görünüyor. Yani bir tam maça konsantre olamamışlar gibi bir sıkıntı var. Ve şuna da faul dediler hocam. Demin bizimkine topla diyen adam buna faul dedi ya. Enteresan bir şey. Yok hocam hakemin niyeti belli oldu. Yani hakemin niyeti belli oldu. Şimdi insanlar diyor ki hep hakemin arkasına sığınma da seni öyle yerlerde öyle şekilde rendeliyor ki hem seni oyundan düşürüyor hem karşıyı oyuna kaldırıyor. Rize maçını hatırlayın hocam yani bir oyunu durdurdu bizim o baskımız bir anda baskı kül gitti. Oldu gitti. Şu anda da burada bize kritik noktada topla müdahale bunların kritik hocam, noktada işte faul. O maçın hakemi de yine Ümit Öztürk'tü. Değil mi? Tabii. Rize maçının hakemi de aynı. Ümit Öztürk. İşte o zaman tamam. Şekil belli oldu hocam. Emin misin? Eminim hocam abi. Buradan ben sana söyleyeyim hemen. İşte o zaman şekil yine belli oldu. Yani biz bu katliamdan kurtaramıyoruz kendimizi hocam. Biz bu katliamdan kendimizi bir türlü kurtaramıyoruz. Ama bu bir hatalı pas. Aman. Bunu niye biz böyle bıraktık onu anlamadım ya. Costa. Evet yine çok kritik bir konumda. Şu pas hatasına bakar mısın hocam? Yani ya Costa iyi ki varsın. İyi ki bu takımdasın. Çok kritik noktada çok önemli bir müdahale. Doğru bir transfer olunca işte böyle oluyor. Costa'nın müdahalesine şu an bir korner atılacak ama tabii duran toplar her zaman için sıkıntı doğuruyor. Ama biz... Evet hocam bak 3 Ekim'deki maç Büyükşehir Belediye Erzurum Çaykur Rize. Ümit Öztürk değil Ümit mi? Ümit Öztürk. 3 tamam. Ekim 2020. Yani orada da aynı şekilde bize yaptı bu adam. O baskımızı kırdırttırdı. Aynı. Olmayan faul için oyunu durdurtturdu. Bak yine o adam var hocam. O Atakan her pozisyonda hocam, her bu var taşın ya, altından bu, o çıkıyor. Başımıza ve... bela olmasa iyi. Ben sana söyleyeyim var ya. Bak bak bak. Bak yaptığı harekete bak. Yaptığı harekete bak. Şimdi yani. Burada kim faul yapıyor? Bak, Atakan yapıyor. Dizi vurmuş hocam oradan. Dizi vurmuş, elini koymuş. Neredeyse... Ondan sonra kendi yerde kıvranıp hocam, yatıyor. Hocam utanmasa neredeyse Emrah'ın boynuna oturacak orada. Terbiyesiz ya. Ben dedim ya bak. Ya her türlü faulü yapıyor. Ondan sonra kendi yerde yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor ya. Bak, şuraya bak. Bak suratını tutuyor. O suratını tutma. Senin suratına tükürmek lazım ya. Ya futbol bu kadar değil ya. Yani bu kadar olmaz yani.
Ama bir şey var hocam, mesela biz bunları konuşana kadar şimdi takımımız böyle bir görüntü verse, bir şeyler yapsa sadece onu... Hocam verdirtmiyor ki. İşte Cenk Ahmet'in girdiği pozisyonda topla oynama demesek, frikik verse belki şu an frikikten attığımız golle yani bir sıfır öndeyiz. Yani çünkü ceza sahası üstü. Demiyorum yani, bizim ortada bir oyunumuz yok şimdi. Şu an yok. Yani evet. Yok, oyunumuz yok. Gerçekten oyunumuz yok yani. Dikkat dersen yani hiçbir şey yok bak. Hiç yapamıyoruz. Evet. Yapamıyoruz şu yani an... biz yani tam oturtamadık yani oyunu. Yani bu şekilde gitmez hocam yani, çünkü olmaz, yok. Evet. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Yani topu defanstan alıyoruz, uzun top atıyoruz. Orta sahaya yaklaş diyoruz, orta saha yaklaşmıyor. Kim pas yapacak? Yani buradan gidip biz mi pas yapacağız hocam yani? Allah yani bunu biz orada... ikinci bölgeyi iyi kullanamıyoruz. İkinci ve üçüncü bölgede ikinci üçüncü sıkıntı var çok hocam. Çok etkin değiliz. Yük bu sefer şeye biniyor bu sefer hocam. Birinci işte bölgeye ikinci bölgede defansif, birinci ve ikinci bölgedeki defansif anlayışımız iyi. Ama ofansif anlayışta yokuz şu an. Bir de hocam bilirsin, forechecking diye bir olay var mesela, hücum pres. Yani biz bunu gereğinde de yapamıyoruz. Evet. Yani bir kişi oraya bastığı zaman diğerleri bakıyor. Sen o birine bastığı zaman diğer boş olanlara yerleştiğinde atsın bakayım pası kime atacak ya da uzun oynayacak. Bu sefer biz toplayacağız bu topu. Ya net taca attığı adam ona bile itiraz ediyor ya. Bak. Şurada neye itiraz ediyor? Ve vurmuş atmış taca. Ne diyor yani burada, ne diyor? Şu yerdeki mücadeleye mi itiraz ediyor? Yani niye yapıyor? Ne yapmasın mı? Hakem var, çalsın, faulü versin. Neyi verecekse versin. Yok, onlar diyor ki bize dokunmayın. Biz her türlü oynayalım. Biz başkent ekibiyiz. Bizim dokunulmazlığımız var diyor. Şöyle bir şey de var hocam. Şimdi devre arasında kesinlikle Mesut Hoca'nın yani takımı bir konuşması gerekiyor. Yani neden konuşması gerekiyor? Çünkü çok şeyler hocam, telaşlılar. Aceleci bir takım var. Yani bu acelecilik, bu telaşlık da her şeyi bozar hocam. Evet. Yani onu söylemesi gerekiyor. Sabredip ondan sonra sonuca gitmemiz burada gerekiyor. Burada faulü verdi. Faulü verdi de inşallah. Dakika 25 hocam. Dakika 25 ise hocam gol geliyor. İnşallah. Yani çok da şık olur. Kesinlikle tam da yakışır hocam. Ama çok tabii kötü bir vuruş kötü yaptı. Bir belki vuruş bu taktiksel yaptı. Çalışılsaydı. Ön tarafa biri gelse, biri koşsa ön bunu tarafa değerlendirebilirdik zaten hocam, ama o defansın dengesini bozmak için yapılan ortalarda, yan ortalarında kesinlikle hareket halinde olmaz gerekiyor ki defansın dengesi bozulsun. Bakın şu an biz savunmayı düşündüğümüz için hocam, onların yaptığı pas hatalarını da iyi değerlendiremiyoruz. Evet. Çünkü şu an biz ağırlık savunmada. Hücumda çok fazla bir şey yok. Yani hücumu bak, bulursak çok, çıkacağız. Çok basit geliyorlar hocam baka. İşte yanlış işte basit bir kontrol. Bizde şimdi bak çıkamıyoruz böyle. Da defansa bak, görüyor musun hocam? Neden? Çünkü bizim yani bir an önce 3. bölgeye gitmeyi istiyorlar, tamam mı? Yani sabır yok. Bak ve burada da kaptırıyoruz işte. Bir hata var bak, şu an yaptığımız ciddi bir pas hatası. Tabii. Yani bunlar o hatalar da ortaya çıkarıyor. Yani şu anda mesela aldığımızda oradaki mesela Leon'un yanına bir orta sahanın gelmesi gerekiyor. Bak hep hata. Bu oyun top oyunda mı kaldı? Yani enteresan. Vallahi ben dediğim gibi hakem bir oyun yok var sahada. Yani. Ne olduğunu anlayamadığımız, çözemediğimiz. Ama pozisyon da yok. Pozisyonumuz bak, zevkli hocam bir oyun da yok. Kendi şeyimizden düşünelim. Bak bir tane şutumuz yok. Pozisyonumuz yok. Yani bir tane korner attık. Başka neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Ne yapıyoruz? Sadece adamların peşinden koşuyoruz. Başka bir şey yok yani. Başka bir şey yok, evet. Yani inşallah böyle gitmeyecek. Toparlayacağız ve bu müsabakayı da biz lehimize çevireceğiz. İnşallah hocam, inşallah. Yani şu üçüncü bölgedeki baskıyı kurabilirsek, onu yapabilirsek biz bu işi yapacağız gibi görünüyor inşallah. Yani ikinci yarıya daha değerli toplu çıkmamız gerekiyor hocam. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Çünkü bak hep uzun topla gidiyoruz uzun hocam. Topla hep gidiyoruz. Uzun topla acaba gidiyoruz. Acaba neyimize güveniyoruz onu da bilmiyorum ama bir tane de isabetli yani pas yok, atamadık. Yok, pas yok atamıyoruz hocam. Uzun topla yani mümkün değil. Nereye kadar gideceksin? Evet, dakika. Uzun topla gidersin 28, hocam. Maçın sonları dakika. Olur. Sıkıntılı durum olur. Uzun topla şişirme oynarsın. Takım bir oraya önde yığarsın. Kalabalık olursun. Oraya yığarsın, oynarsın. Ama sen şimdi maçında gelmişsin önde işte 30. dakikasına. Bir kişi var. Bir kişiye uzun top atıyorsun. Tek oynadığımız pozisyonda da uzun toplarla işi eritip götürüyorsun. Yapma orada, yapma orada. Şu an orada. Nereye gidiyor ben anlamadım ama iyi bir pas çıkarttı. Yani hiç...
Evet, şu an biz bir de iki taraftan da yön değiştirebiliyoruz hocam. Sağdan sola, soldan sağa. Ama en etkili ataklarımız sağdan geliyor. Sağdan geliyor en etkili ataklar hocam. Yani belki Atıf'ın oraya biraz daha şu an Atıf iyi gidiyor. İyi de pas bıraktı. Ve korner. Korner. Yani bizim... o Kasımpaşa'da attığımız golü biraz anlatacaktı. İyi bir orta gelecekti. Tabii Atıf'la topu çok buluşturamıyoruz. Çünkü Atıf'la, hocam, Atıf önde topla buluştuğunda neler yapacağı belli. Bak, biliyoruz, şu an aldı, girdi. Güzel de pas çıkardı ama iyi de bir orta geliyordu, hocam, müdahale geldi. Atıf'ın sürekli oyunda olması gerekiyor. Sıcak olması gerekiyor ki bir şeyler olsun. Çünkü... Ama Atıf'ın oyunda olabilmesi için bizim 3. bölge oyunu yıkmamız gerekiyor. Ama bir de şöyle bir şey var hocam. Sadece yani forvet olarak oynamıyor. Mesela Atıf ortaya da geliyor. Oradan da pas alabiliyor. Ama pas aldığı zaman işte etrafında alternatifleri bulması gerekiyor. Şu hocam, kornerlerde biz birinci direk çalışması yapmamışız. Hocam valla yani şöyle diyeyim yani bu yani, bir hata, çok kötü hata. Yani. Ama sekti. Allah'tan sıkıntı olmadı hocam. Yani. Olmadı evet. O Ankara Gücü'lü futbolcu daha uyanık olsaydı çok sıkıntıydı hocam. Ciddi bir pas hatası. Kesinlikle. Ya şu pas hatalarını bir yapmasak var ya ya. Niye böyleyiz bilmiyorum. Hocam da. Bak bizim orta sahaya dikkat ediyor musun? Yine arka arkaya oynuyorlar. Ya yani bizim bir bunu aşamadık hocam. Yani bizim futbol takımda yani eksikliklerden birisi bu. Orta saha tam bir organize olamıyor. Yani bu orta sahada bir kişinin mesela Atıf'ın orayı yönetmesi gerekiyor. İşte orta saha hocam, o aradığımız 8 numara ve 10 numara. Henüz hocam, bulamadığımız yani için biraz daha. Üst seviyede futbolcu da dediğimiz gibi de mesela adam kendi süper bir adamını çıkarıp da bize verecek hali yok yani. Yok vermez. Yani o da bulmak da sıkıntıyla futbolcuyu. Bulmak sıkıntı tabii. Evet. Sezon öncesi, hep sezon öncesi. Kesinlikle sezon öncesi. Hocam sezon öncesinde. Yani, hatta Sayın Sekmen diyor ya, bunlar görevi bırakır giderler yine fatura bize kalır. Aynen. Aynen öyle oldu işte şu an. Aynen. Bıraktı gittiler. Ev, sıcak evlerinde, rahat evlerinde şimdi. Şimdi oturuyorlar, o çayla kahvesini içiyor. Burada insanlar işte debeleniyor burada. Ya şuna faul, hocam sizce faul müydü bu hareket? Bu hareket hocam, bu direkt şey yapmış. İkisi de aynı seviyede ayağını kaldırdı. Bu biraz daha şey kaldırmış ya ondan. Bir de ondan sonraki bir hareket var. Ona mı verdi acaba? Bilmiyorum da yani ben, bizim aleyhimize acayip acayip düdükler çalıyor hocam. Yani bu... Ben hiç hoşuma gitmiyor. Yani benim de hoşuma gitmiyor da hocam işte. İşte ben az önce söylediğim şey bu. Yani tamam, fauller çalıyorlar işte. Öyle bir oynayacaksın ki hocam, hakemi de yeneceksin, federasyonu da yeneceksin, rakibi de yeneceksin. Şu daha kimse bir şey diyemeyecek. Zaten aldığımız galibiyetlerde hepsinde o var hocam. Yani? Yani hem hakem var, hem federasyon dediğimiz kurum var. Bizim aldığımız galibiyetten hepsi böyle. Bize bir avanta galibiyet alamadık biz. Yani bunların hepsi alıyorlar. Hepsi neler yapılıyor. Şu an sağdaki Ümit Öztürk Ankara Gücü'nü diriltmek için her şeyi yapıyor hocam. Yapıyor hocam. Kritik noktalarda düdükler çalıyor. Bizim düdüklerimizi vermiyor. Mesela bize bir çıkan sarı kart var. Evlere şenlik. Onun hemen bir dakika sonrasında resmen tırpanlama var. Ona devam şey dedi, yok, topa devam dedi. Ama şu taç bizim. Şu an taç bizim. Ya ne kadar meraklıymışsın İbrahim Aktağ, kendini yerden yere atmaya ya. Ne kadar meraklıymışsın ya. Keşke o yerden atmalarını, bu çırpınışlarını bizdeyken de görseydik ya. Ama bizdeyken ancak mikserdim. Yani. Ortalığı nasıl karıştırırım? Yönetimine küfür et, arkadaşına küfür et, hocana küfür et. Değil mi? Ondan sonra gittiğinde de karşı tarafta da kendini çırpın. Olur tabii. Yani bizim ekmeğimizin tuzu yok derler ya hocam. Aynen hocam, aynen öyle. Öyle. Dediğiniz gibi. Ama yapacak bir şey de yok. Sonuçta profesyonel deyip geçiyoruz. Geçiyoruz hocam, yapacak bir şeyimiz yok. Ama şu an... Bak yine şimdi dakika baskıyı 32 kurdular. Bak, hocam. Tek başına kaldı orada bak. Hocam görüyor musun bak? Tek başına. Biz toplu oynamayı da çok yani, seviyoruz. Yani hocam mecbur, adam yanında adam yok ki pas atacak. Mecbur olmadığı zaman top sürecek yani. Evet. Bir şey şekilde saklayacak bak. Yani çünkü yanında kimse yok. Ve tabii bu arada bir Erdinç Hoca'ya da hazırsa bir ondan bir görüş alalım. İlk devrenin bitmesine 10 dakika kala bir bakalım, sahadaki görüntü bizim buradaki gördüğümüz gibi mi? Yoksa farklı mı? Bir ondan da bir görüş alabilirsek. Şu an işte bu pas doğru olsaydı hocam. Yine bir evet, şimdi burada yap, şimdi şey yapacağız. Güzel işte.
Bak yine aynı şey. Ya, yani, ya Emrah yapma ya. Ya hocam, bin kere Emrah. Diyorum, bin kere bunu diyorum. Hep hocam. Yapıyorsun yani. Bin hep kere basit oynayacak yani. Hocam yapma ya. Basit ya. Foul. Ama Emrah bunu topla ayağında oynuyor. Lüzumsuz yerde oynuyor. Rakibi ucuma çıkartıyor. Yani hocam şimdi burada bizim iki tane öyle hani yediğimiz gol var. Hatırla. Fenerbahçe maçı. Evet. Çok güzel paslaşmalar. Foul. Net bir yerden bir faul hocam. Şimdi bak. Net faul nasıl ki verebildiniz beyefendi demek geliyor içimden. Hocam bilmiyorum nefes alır ağzındaydı nefes alırken mi çaldı acaba? Daha geri dönemedi. Bilemedim vallahi nasıl olduğunu da. Erdinç Hoca duyabiliyor musun Erdinç Hocam beni? Duyuyorum lazım hocam. Hocam 35 dakika 35. Tabii biz ekrandan bize gösterileni görüyoruz. Sen şu an tam sağa görebiliyorsun. Neler söyleyeceksin hocam? Belki bu arada bir gol haberini senden alırız. İnşallah hocam. Şu anda Emrah topun başında sol taraftan. İlk 35 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun hocam? Hocam çok zevksiz. Yani orta saha ikinci bölge mücadelesi geçti. İki takım da pozisyon vermemek üzere ikisi de kaliteli şekilde savunma yapıyor. Yani klasik bir orta saha mücadelesi. Çok yani Süper Lig bir mücadelesi görüntü yok hocam tabii ve birinci lig mücadelesi var. Sağda. Yani şu an tadı tuzu olmayan bir müsabaka mı izliyoruz hocam? Aynen öyle hocam. Pozisyon üretkenliği çok minimin de altı yani. Maksimum hiç zaten olmadı. İki kalecinin en çok rahat ettiği bir maç. Belki de hayatlarında böyle bir hocam sen anlatırken de zaten keyifsiz olduğunu sizin anlattığınız şeklinizden de anlıyorum. Sesinden zaten belli oldu hocam zaten. Böyle bir heyecanla anlatmıyorsun hocam. Peki mücadeleyi nasıl buluyorsunuz hocam? Yani bu bir biz taktiksel bir anlayış içerisinde miyiz? Yoksa bir oyun düzenimiz yok mu? Yani sanki böyle tesadüflere kalmış bir oyun oynar gibiyiz. Şöyle söyleyeyim hocam aslında oyun düzenimiz var. Klasik 4-2 şeklinde oynuyoruz. Atıflı çok pozisyonda buluşturmak istiyoruz. Ancak atıfla toplam buluştuğu zaman Ankara Gücü baskı kırıyor. Emrah şu ana kadar oyunda çok etkin değil. Yani oyun ağırlığını koymadı. Yani bütün olarak Erzurumspor şu anda sahada Ankara Gücü üstünde bir baskı oluşturamadı. Bu da biraz da Ankara Gücü'nün aşırı derecede şey olması hocam. Erdinç Hocam, olması, İbrahim Akdağ'ı nasıl buldun böyle kendi kendini yerden yere atıyor, çırpınıyor? Hocam normal şey hocam, İbrahim Akdağ klasik oyunu. Ama biz de görmedik hiç o hareketlerini. Hocam olur yani yeni transfer 2 haftadır ilk 11'de oynuyor. Yani bu şehir buna takım kaptanlığını verdi, kendini bu kadar attığını hiç göremedik hocam biz. Kendini kabul ettirmesi için tabii biraz daha normal. Bak yine aynı hareketi yaptı. Şu an sarı kart verdi. Suratına gelmiş diye. Bak sarı kart gördü bak hocam. Şimdi Atıf'a sarı kart gösterdi. Bak kim yaptı bunu? Yine İbrahim Akta. Bu taraftarlar buna paya verdiler. Paya. Bu sahtekara paya verdiler bak. Şu an yaptığı harekete bak. Kalktı. Bak utanmadan. Utanmaz rezil. Şimdi bakacağız. Ne hocam yapmış? Burada ne yapsın ki? Suratına bile doğru dürüst gelmemiş yani. Pozisyon gereği. Böyle bize yapılan 100 tane hareket var hocam. Yok bir şeye katılıyor ama yani şu an... Şu an tekrar ekranlara geldi. Ama bu var ya bu kaptanlık verdiğimiz acizatlı adam. Yani olabilir profesyonel tabii. Ama... Aynı çabayı buradayken de görseydik senden türbünden küfür etme yerine idarecine, arkadaşına, antrenörüne bu çabayı sahada gösterseydin keşke. Erzurumspor'un formasını giydiğinde de. Yani evet hocam başka neler söyleyeceksin Erdinç hocam? Hocam şöyle söyleyeyim yani Erzurumspor'un maçı döndürmek istiyorsa sorumluluk almalı. Bütün oyuncular olarak yani herkes birbirine yardım etmeli. Ankara Gücü'nün üstlerinde baskı kurmamız gerekiyor. Henüz daha bu baskıyı gerçek anlamda hiç kuramadık. Çünkü sanki beraberliğe oynuyormuş gibi bir durum var. Hocam beraberlik iki takım için de avantajlı bir skor değil mi? Yok.
Hakemi nasıl değerlendiriyorsun Erdinç Hocam? Son olarak hakemi nasıl? Hocam şöyle söyleyeyim. Biraz pozisyonun arasında yakın takip ediyor. Biraz oyunculardan etkilenerek kararlarını veriyor. Yani kararını vermeden önce oyuncular zaten else el, faulsa faul tepkisini gösteriyor. Onun arkasından hemen düdük çalıyor. Bu iyi değil. Aslında daha önceden düdüğünü çalmalı. Yani biraz da kontrolü ara sıra kaybediyor. Kaybediyor. Peki Erdinç Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşeceğiz. Görüşürüz yine hocam. Beraber olacağız. Evet. Haluk Hocam, tatsız tutsuz bir oyundu Erdinç Hocam. Yani Erdinç Hocanın da zaten bağlantı anındaki sesinden ben anladım yani orada zevk almadığını. Şöyle bir şey var. Yani gerçekten baştan beri de biz söylediğimiz yani dediğimiz gibi zevksiz bir maç geçiyor. Yani belki bir gol bizi ateşler mi hocam? İnşallah hocam. Yani o bir gol gelse ateşleyecek de işte. Ama işte o bir gole git ateşleme yapamıyor için fitil ateşlemek lazım. O da bizde yok hocam. Yani şu an hiçbir şey yok yani. Bir sonuca gideyim bir şeyler yapayım diye sağda bir şey yok. Sağda da bu arada engebelemeler oluşmaya başlamış olacak hocam. Hocam zemin yani yumuşak. Çünkü sağ nemli herhangi yani normal kuru olduğu yerde bile sağdan kopup gidiyor hocam şey çim. İşte burada iyi bir kafa. Evet. Hadi be. Hadi be. Offside mi verdi? Ne verdi? Kaleci çok iyi çıkardı hocam ya. Kaleciyi çıkardı evet. Evet yani evet, kaleci çıkardı. Gomez de iyi çok kafayı güzel vurdu. Güzel vurdu ama işte yere de vurdu. Yere hocam, de vurdu kaleci çok ama... iyi çıkardı ya. Olsun. Ah be. Yani müsabakanın en ciddi skoru biraz da şansından eline doğru da gitmiş hocam. Ama hocam tam yere de vuruyor yani sekebilirdi değil mi? Çıkardı yani. Yani bak, çok iyi pozisyondu. Çok güzel pozisyon. Yere az biraz daha köşeye gitseydi goldü hocam. Ona kalecinin yapacağı ya hiçbir şey yoktu. Yoktu da işte. Yani bunlar bu pozisyonların işte ateşlemesi gerekiyor hocam yani. Bak bu yani bunu böyle bulabiliyoruz. Demek ki defansta sıkıntıları var. Yani müdahale yapamıyorlar. Kontrol şey konsantrasyon bozukları var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yani üzerine gittiğimizde hata yapıyorlar ama. Herhangi hatayı yapacaklar tabii. Gomez orada biraz daha hocam kenara bıraksaydı şu an. Ama Gomez gerçekten yani iyi bir kafa vuruşu yaptı hocam yani en iyisini evet. Yaptı yani. Yaptı evet. Yani demek ki biz bunu artırdığımızda her şey olabilecek. Tabii hocam şu mesela bak burada mesela pas yapıyorlar kurmak lazım. Onlar da uzun topa dönüyorlar. Bak orada baskıyı kurduğun anda kesinlikle hatayı yapacaklar. Yapacaklar kesinlikle. İşte son 4 dakikaya geldik. Ama şu an en ciddi pozisyonu da biz yakaladık. Biz yakaladık hocam onu. Başka da pozisyon var diyemeyiz müsabakada. Evet. Yalnız öyle bir enteresan maç ki hocam herhalde gol atan maçı kazanacak gibi görünen bir müsabaka. Aynen öyle bir şey var hocam. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten dediğiniz gibi yani kim öne geçerse biraz sıkıntı, diğer takım sıkıntı çekecek. Çok hem de çok büyük sıkıntı çekecek. Ya şunlara da faul çalma ya artık ya. Ya şunlara faul çalma ya. Vallahi yani her temas... Tipik hocam şeye döndü, basketbol maçına döndü bu. Ne biçim anlamadım. Evet. Ama burada da yani kontrolsüz bir gidiş var hocam yani. Doğru yani. Direkt adamın üstüne dalıyor. Yani belki doğru da hocam. Aynı pozisyonlar mesela bize olduğunda aynı şeyler düdüğü çalmıyor işte. Bizi o endişelendiriyor. Tabii şu an ilk yarının bitimine 3 dakika var. Uzatma gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Vallahi 2 dakika. Birkaç tane yalancı sakatlıklar vardı. Herhalde büyük ihtimalle 2 dakika sonunda... verir hocam. Yani. 2 dakika verebilir herhalde. Verebilir evet. Yani şu an evet atık defansa kadar geldi yardım yani etti ama işte şu pozisyonda hızlı çıkmamız lazım. Çıkmamız mesela gerekiyor şu an kontrayı yakalayıp şimdi bak, Emrah'la çok iyi pozisyon yakaladı. Şu an 3'e 2 gidiyoruz bak. Bak Emrah ya Ahmet yani. Cenk hocam, sağ tarafta bomboş pozisyonda. Yani yapmayacak ya. Orada artık yani. Ben demek istediğim bu. Emrah basit oynayacaksın ya. Kardeş basit. Hepsi atacaksın çıkacaksın atacaksın bak. Üstelik o tarafa da bakıyor hocam. Bir de görüyor. He bakıyor ya. Yani bak oraya sol ayağı da var. Ahmet, Cenk Ahmet'e gönderse 3'e 2 yakaladığımız yani, bir pozisyon. Böyle ya böyle Emrah bunlar, bunu bu hep yapıyor ama zor hocam. Yakala. Yani. Hocam bir de mesela sen solaksın tamam bu tarafa değil. Mesela bassa topa o adam zaten pazara gidecek. Gidecek. He, oradan git yine ileri doğru git ama sen orada baktığın halde vallahi hareketi yaparsan olmaz hocam, yani. Yani. Emrah bunu hep yapmaya başladı. Vallahi yani bunlar yani bu Emrah'tan konuşması lazım Mesut Hocam. Diyecek kardeşim bak böyle böyle oyna. Topu tut. Hayır bir de 3-2 yakalamışsın hocam. 3-2 yani, yakalamışsın daha. Ne istiyorsun yani? Ya 3'e 2 yakaladığın bir pozisyonda şuraya bak ya.
Yani şimdi yine sağdan gidiyoruz. Bu sefer de Murat mı geldi? Murat geldi. Şimdi Atıf, şimdi bakalım Atıf iyi paslaşmalarla Cenk Ahmet de yine çok uğraştı ama şu an Murat'a doğru aktardı. Hadi be! Hadi be ya. Direğin dibinden dışarı gitti. Leo mu Leo vurdu? Leo vurdu değil mi? Olsun olsun. Dedim, bunlar yapmamız ki işte hocam bak az önce dedim ya yavaş yavaş ne yapacağız bunu ateşleyeceğiz işte. Bunları yapmamız gerekiyor. Hocam, bak sağdan soldan ortalarda kesinlikle çok bak. Yani, bu da direğin dibinden dışarı gitti. Korner olur mu hocam? Temas var mı? Bakayım hocam. Yok bir temas yok hocam. Direğin dibinden. Dibinden gidiyor yani. Aslında ben vururken gol dedim ya. Ben de öyle dedim de hocam aslında yani iyi de vuramadı biliyor musun? Evet. İyi de vuramadı ama iyi yere gidiyordu. İyi yere evet. İyi yere gitmişti. Evet. Yani iyi de olurdu hocam. Kesinlikle devrenin hocam devre yakın. Bitiyor. 1-0 önde bitiriyorsun devreyi. Kesinlikle. Şimdi bak hocam bak yükleneceğiz işte burada. Evet, yükleneceğiz hadi Gomez, burada. Sen bu işi yaparsın. Şimdi sol taraftan Gomez yine Emrah'a verince ama şimdi bu sefer de ceza sahasının içinde offside verdi. Emrah offside. Öntem yani bir ya hocam offside bari çizgisini çeksinler bakalım ki değil mi var mı değil mi hocam. Bu biraz bana ilginç bir pozisyon yani geldi. Yani bak öbür taraf şu an offside çizgisi de yok. Yok offside çizgisi neye yok. Neye göre buradaki offside? Kime göre offside? Yani bu işte offside döndü bizim şey yapsaydık döndü göstereyim. Bizim hocam bu Akhisar maçı Süper Lig'deki Akhisar maçındaki 500 metre geriden çaldıkları offside'a döndü. Şu an bir dakikalık bir uzatma verdi. Siz iki dakika beklediniz ama bir dakika yani. Verdiler. Evet artık uzatmaların son bir dakikanın içerisindeyiz. İki hocam tane istersen çok önemli pozisyon yakaladık. İki önemli pozisyonda da maalesef. Nazım hocam yani bu ilk yarının değerlendirmesini yapayım istersen. Çünkü yani fazla bir şey de söyleyeceğimiz yok yani. Her şey ortada zaten. Yani hı. Böyle sadece iki tane pozisyonumuz var. İki pozisyonumuz var. Bunlar da işte yüklendiğimiz zaman ortaya çıkan pozisyonlar. Erzurumspor'un ikinci yarıya daha değerli toplu çıkması gerekiyor. Çünkü yüklendiğin zaman Ankara Gücü hata yapacak bir takım. Yani oynatmayacaksınız. Yapıyor kesinlikle oynatmayacaksınız. Ama Mesut Hoca'nın devre arasında kesinlikle takıma yani bu telaştan kurtulmalar gerektiğini söylemesi gerekiyor. Bir de yani orta sahaya bir şey yapması gerek. Yani orta sahanın yani ikinci bölgenin pas alışverişlerini gerçekleştirmeli gerekiyor. Çünkü hep uzun topla gittiğimizde dikkat edin sıkıntı çıkıyor hocam. Devreyi de uzattı bitirdi. Ama uzattığı noktada da bitirmedi. Bitirdi. Yani 20 saniye vardı bitirdi. Tam uzatmayı oynatmadı. Oynat zaten hocam. Risk almak istemedi herhalde. Evet tatsız tutsuz bir ilk yarı izledik. İlk yarı izledik. Yani bir yani iki takımda da bir şey yaptıkları yok. Zaten bizim iki tane güzel atağımız var. İnşallah temennimiz hocam ikinci yarının bunların çoğalması bizden taraf. Yani ben buna da eminim. Yani çünkü ikinci yarı farklı olacağını düşünüyorum. Yani iki tane pozisyon bulup hiç pozisyon vermeden bir ilk yarıyı bitirdik. Bitirdik hocam. İki ama tane şutlar vardı. Şu an lehimiz olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi. Ama olmadı. Olmadı ama bir 45 dakika olmayacak daha var. Diye bir şey yok hocam. Bir 45 dakika daha var. Şimdi Mesut Hoca inşallah o dokunuşları yapacak. Kesinlikle. Biz de bir ara isteyelim. Evet hocam. İzleyenlerimizden. İkinci yarıda tekrar beraber olalım. Biz de bir su molası verelim. Su molası verelim. Evet sevgili izleyenler. İlk yarı istediğimiz olmadı. İki pozisyonumuz var mı? Var. Zevk veren bir oyun var mı? Zevk veren bir oyun yok. Ama ikinci yarı daha baskılı, daha istekli, daha arzulu bir Erzurumspor bekliyoruz sahada. İkinci yarıda beraber olmak üzere. Doyum Suyun sunduğu maç saati devam edecek. Evet sevgili izleyenler, ikinci yarı itibariyle sizlerle birlikteyiz. Takımlar sahadaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladılar, ısınıyorlar. Biraz sonra da ikinci yarı başlayacak. Hocam nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun? Oyuncu değişikliği bekliyor musun? Hocam kesinlikle yani oyuncu değişikliği olması gerekiyor. Tabii bak Osman zaten hazırlanmış hocam. Osman girecek herhalde. Osman ilk hemen 45 dakika. 45 dakika hemen alacaklar Osman'ı. Kimle değişecek? O önemli. Vallahi şeyden değiştirmez de hocam orta sahadan belki olabilir. Yani o şey Bomal ya da şey Omolo'dan. Omolo'nun da sarı kartı var ya belki oradan olabilir. Sarı karttan dolayı ama Osman da hocam yani son oynadığı maçlarda öyle bombalar yani
Yani çok öyle güven vermedi. İnşallah düzelmiştir. Evet. Emrah sahada. İkinci Emrah'ı yarıda, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam Emrah'ı yani gerçekten onu böyle özel alıp konuşmak gerekiyor. Yani eğer futbolunun daha güzel görünmesi için basit oynaması gerekiyor. Yani gereksiz yerde gereksiz hareketler yapıyor. Dolayısıyla basit oynadığı zaman futbolu daha da güzel görünecek. Yani topu atacak, boşa çıkıp alması, yani yerinde hareketler yapması bence daha uygun olur. Çünkü takım atağa çıktığı zaman bir pozisyonda gördünüz, orada bir pozisyonda yani atağı kesti. Yani Ankara Gücü değil de o atağı kesti, yani öyle düşünelim. Ondan sonra bize doğru döndü. Ve 3'e 2 yakaladığımız yani çok bir net pozisyon, bir pozisyondu. Bir de bakarak yani görüyor. Yani hocam bakıyor, sol ayağına rakibin geldiğini bilse, topun altına girip pas atsa. Yani görüyor zaten, Ahmet bakıyor. Ahmet Cenk kaleyle karşı karşıya ona da bakıyor yani. Baktı, gördü ama hamle yapmadı. Hamle yapmadı. Dolayısıyla işte dediğimiz gibi yani basit oyun orada ortaya çıkıyor. Yani at, ondan sonra gir. Omolo'yla değiştirmiş. Dediğim doğru gibi hocam tespit. Omolo. Yani Omolo'yla şeyi bekliyor musun hocam? Elkabir'i sahaya. Hocam onu da son böyle biraz daha geçsin, onu da bekliyorum. Bir de şeyi de bekliyorum ben. Novi mesela, Novi'nin Emrah değişikliğini de bekliyorum ben. Bence Novi ile Emrah değişikliği biraz geç kalınmasa da iyi olur. İyi olur yani, onu da bekliyorum. Ama tabii Novi'nin o özlediğimiz, arzuladığımız Novi olursa. Yani çünkü o da toplu oynamayı çok seviyor. Aynen. Ve şey yapmıyor yani, ama alıp işte, al ver oyununu pek fazla yapmıyor. O da ama mesela şeye yani pozisyona da girebiliyor. Onun öyle bir özelliği de var. Topa doğru gidebiliyor yani, o da var hocam. Onu da düşünmek gerekiyor. Yalnız o sprinter işte Raşani sakatlanmasaydı, sprinter de bir oyuncuymuş. Ve şu an ikinci yarı başladı. İkinci yarıyla birlikte inşallah gol değil gollerin golleri bulmak istiyoruz dileğiyle yani, diyorum. Ve ilk atağımızı da kendi sahamızdan Ahmet Murat ikilisiyle yapıyoruz ve gelen bir orta Gomez buluştu ama Gomez'i döndürmediler ve faul. Faul, evet. Osman'a yapılan bir faul var. İyi de faul. Yani bizim yani umudum işte Mesut Hoca'nın kesinlikle yani konuşması gerekiyor diyor. Yani çünkü ikinci artık 1.45 dakikamız var hocam. Bunda çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Sahaya çok iyi yayılmamız gerekiyor. Onların koşu alanlarını, boşlukları kapatmamız gerekiyor. Yani pas alanlarını kapatmamız gerekiyor ki sonuca gidelim. Yoksa yani birinci yarı gibi devam ederse hocam sıkıntı yani. Yani şu an sanki öyle bir başlandık izlenimi yani veriyor. Yani öyle bir birden yani, çünkü maçın değerini biliyorlar. Yani değerini bildikleri için yani sıkıştırmaları maçın gerekiyor. Çok değerli oldu. Tabii. 3 puanın çok değerli yani oldu. Yani altın değerinde hocam yani. Artık 3 puan ne demek? Telafisi olmayan, hele ki Kayseri kazandıktan sonra elzem bizim oldu. Kesinlikle hocam yenmemiz gerekiyor hocam. Elzem oldu, evet. Yani bir de deplasmanda yendiğimiz yani bir takım. Yani şu gol olsa bizim için çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet! Ah! Yine kaleci, yine kaleci. Bu sefer de ayağıyla çıkardı. Ya. Osman da bir güzel vuramadı sanki hocam ya. Osman mı vurdu? Altı pasın üzerinde Osman'ın kafası. Ama bir iyi vuramadı yani, bu ya. Böyle direkt kaleye gönderdi. Bir de hocam kimse rahatsız etmiyor. Bomboş vuruş ha, biliyor musun hocam? Boş vuruş, evet. Yani bak şu an bir daha ekranlarda. İşte bak Osman şu an kafayla bak çekti. Bak. Ayağıyla bak da hocam bomboş, kimse de yok. Ya bak ayağıyla ortaya çıkardı. Biraz daha kenara Osman kenara vursa bak. Rahatmış da. Rahat. Arka direğe de bırakabilirmiş. Gelişine geldiği köşeye de düz vursa arka direğe. Arka direğe de atacak. Nefis de bir gol yani olurmuş. Çok yani bomboş. Ya şimdi ben şeyden korkuyorum hocam. Futbolun şeyi var ya, atamayan atarlar. Atarlar. Hocam Allah göstermesin. Yani öyle bir evet şey göstermesin. Valla çıkarması çok bir sıkıntı süreç olur. Yaşarız. Şu an işte çıkmaya çalışıyoruz sağ taraftan. Yine kazandığımız bir top, yine bir faul. Ama Ankara Gücü çok faullü oynuyor ama ne hikmetse sarı kartı görünce biz iki tane biz sarı kart yani bizde var. Bizimkiler görüyor. Bir de hocam şöyle düşünmek lazım. Dikkat edersen kenar ortaların da Ankara Gücü'nün defansında sıkıntılar var. Tam paylaşma yapamıyorlar. Biz yapamıyorlar, bunu değerlendirmemiz evet gerekiyor. Biz Ankara bak, Gücü'nün üzerine gittiğimiz tane, an 3 tane net pozisyonumuz var hocam. Şu üçünde evet de defans uyudur. Ersmen uydular. Hep uyuyorlar. Evet. İşte biz bunların sayısını artırdığımızda hocam biz gol değil golleri buluruz. Öyle hocam. Yani gafil avlanıyorlar. Ama şöyle bir şey hocam, yakalanıyorlar. Şunu da diyeyim yani, biz eğer gol bulursak duran toptan sanki bulacağımız gibi bir his var içimde. Yani duran toptan da ziyade bizim gelişen ataklarımıza da işte mesela şu da güzel bir orta. Ahmet güzel bir indirdi ceza sahası içerisinde ama ortası kötü. Korner. Ortası kötü. Yok. Bak hemen Ankara Gücü elini ayağını kaldırmaya başlıyor. Yani ne var? Dokundu bana. Dokundu bana. İşte yani o da işte hakemi şey etki altına almaya çalışıyorlar. İşte Erdinç Hoca da ondan bahsetti ya, yani
Hakem biraz daha futbolcuların tepkilerine göre düdük çalıyor dedi. Evet. Ama biz burada işte tek top oynasak, topla alıp hemen böyle bir ikili mücadele içine girmeyi düşünmeyip de oyunun yönünü farklı bir yana döndersek, mesela şu an orta sahada Atıf'ın kazandığı pas gerçekten evet, güzel. Baskı yaptı mı kazanıyorsun. Hadi yani. Koçum sen iyi ortalarsın. Hadi ama bu sefer onun da topla oynama isteği ama döndü aldı bir daha topu. Şu an Bommel'de yine sağdan biz ısrarla atağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Uzaklardan yani, bir şut ama çok anlamsız olsun, olsun ve hocam, çok gereksiz olsun, bir şut. Olsun olsun hocam bunlar olsun. Yani bunu atmamız gerekiyor. Yani dikkat edersen yani. Yani gerek var mıydı bu şuta yani, bilmiyorum da tabii. Atmamız gerekiyor. Yani çok uzak hocam. Mesafe çok uzak. Mesafe çok uzak ve çok da iyi bir vuruş değil yani. Ya şu pozisyon ah hocam bak bomboş yani bak, oraya vuracak. Direkt öbür arka köşeye, direğe vuracak. Ha, öbür köşeye yani. Ha, hocam bu geldiği tarafa zekası vur. Bak geldiği gibi düz vursa. Geldiği tarafa vursa. Şöyle gol. Yapmayıp da düz vursa. Gol. Bugün. Bir de bomboş yani boş, kimse evet, yok yani. Baskı da yok. Hadi Atıf. Şu an sol tarafa sağ taraftan. Evet Atıf'la şu an yine ceza sahası içerisine girdik. Ama bu sefer de biz birbirimizden. Birbirimize yani çalmak başladık. Hocam yani şimdi top orada orayda bulaşık. Ama ikinci yarıya sanki biraz iyi başladık. İyi hocam. Başladık hocam yani yüklenerek başladık. Baskıyı uyguluyorlar yani pas yollarını kapatıyorlar. Şimdi dediğimiz gibi kesinlikle Mesut Hoca bu söylemiştir yani artık biraz daha yüklenmemiz gerekiyor. Yani artık o hani dedik ya baştan biz işte yüklen, üstümüze bak, gelsin falan diyor. Orada bir şey var. Kalecide mi sıkıntı var? Saati de gösterdi. Kalecide sıkıntı var. Kalecide mi sıkıntı var? Aynen işaret ediyor hocam. Kalecide sıkıntı var. İnşallah değişir. Yani çünkü kaleci şu ana kadar çok iyi tane net yani. Pozisyon önledi. Biri ayağıyla biri eliyle. Değil mi? Üst adelede sıkıntı varsa hocam o yine nükseder. Ben sana söyleyeyim bir out atışında herhangi bir ters bir harekette yine nükseder. Out'u da attırmıyorlar dikkat edersen hocam onu attırmıyorlar. Evet. Çünkü o üst adelede sıkıntı. Yani şu an tabii ekranlarda Mesut Hoca'yı görüyoruz. Mesut Hoca da endişeli. Ama Ankara Gücü kalecisindeki sıkıntıdan dolayı şu an oyun durmuş pozisyonda. Ve yaptığımız ortada da kafayla kornere çelebildi evet. Savunma oyuncusu. Yoksa yine Gomez altı pasın üstünde topla net buluşacaktı. Yani. Şu an herhalde... Önceki şeyi gösteriyor hocam pozisyonu. Şu an giderildi herhalde aradaki sıkıntı. Şu an korneri kullanacağız. Bizim solumuzdan, Ankara Gücü'nün sağ tarafından iyi bir kafaya çıktı. Ama buna iki oyuncu da yere düştüyse faul çalar. Faul, kesin faul. Dokunsan da çalar, dokunmasan da çalar. Çalıyor. Onlar birbirlerine girseler de faulü bize çalar. Şimdi bir daha izleyeceğiz. Yani onlar ama birbirlerine girmiş. Tekrar da biraz sanki faul yani yapmış. Yani tam eline koymuş da yani... O eline koyduğu zaman bizimkine de çalsın. Hocam futbolda zaten elini koymaya gör. Adam havuza o kadar rahat atlamaz. Atlayamaz hocam yani. Yani değil, ama tamam. Bizim futbolcuların mesela böyle atlama yeteneği Atıf'ın, gelişmiş. Atıf'ın gördüğü şey hocam mesela hatırla neydi sarı kart. Yani adam ne yapsın yani. Ne o yani, pozisyon yani. İcabı değiyor yani. Hayır Omolo'nun sarı kartı. Yani sırtı o da dönük. Aynı. Sırtı dönük. Yani sırtı dönükken yaptığı müdahale ve kartı gösterdi. Şimdi Gomez sen buradan bunu yüklenecek alırsın. Hocam yüklenecek oradan. Ya yapacakları bunlar başka bir şey değil yani. Yüklendiğin zaman çok hata yapıyorlar. Hata yapıyorlar hocam. Ciddi hatalar yapıyorlar yani. Ve yani öyle bir pozisyon ki hocam haftaya Sivas maçı, peşine Kayserispor maçı, ondan sonra Rize. Evet. Yani kritik maçlar ve biz bu güzel bize bir pas oldu. Ama Bommel yapma. Tek oyna yani. Tek oynayacaksın orada ya. Tek oyna ve pas hatası da yapmayın şu kritik yerde ya. Biz pas hatalarından çok ızdırap çekiyoruz hocam. Ondan işte müzdarı biz hocam. O pas hataları var ya onlar olmasa işte. Şu an Cenk Ahmet ve Murat ta kaleye kadar geri döndü. Yani yapacak bir şeysi yok yani adam yok yanında. Kaleci de yine uzun oynuyor. O da uzun oynuyor. Kaleci bu sefer pas attı hocam yani. Bizim sol tarafımız çok etkisiz hocam. Sağdan iyi gidiyoruz da.
Sol taraftan iyi gidemiyoruz. Gidemiyoruz hocam. Solda sıkıntı var yani. Yani bu Emrah'tan mı kaynaklanıyor? Yani o Emrah'ın mesela nerede ne yapacağını futbolcular da artık karıştırdı. Top atacak mı, çalım mı yapacak? Yani ne yaptığı belli olmadığı için. Mesela bu pozisyonda bak güzel bir pas attı neredeyse. Gomez oraya gidemedi. Çünkü yapacağını bilmiyor, atacağını bilmiyor. Bilmiyor. Evet. Toplam oynayacak, kendimi sürecek. Yani ne yapacak onu bilmiyor yani. Yani o uyumu henüz yakalamış değiliz tabii. Ve burada bu ikinci bölgede hamleleri doğru zamanda hamleyi kuracağız. Yani. Ya işte burada yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi bekliyorsunuz? Bak, devam ettirdi. Bak hocam şimdi. İbrahim Aktağ Allah göstermesin bak. Geçip kendini atıyor. Kendini atıyor ve buna bir sarı kartı göster. Gösterecek. Artık. Göster. Göster evet. Göster, hak etti. Olsun. Hak etti. Bak şimdi nasıl kendini atıyor. Bak. Nasıl çırpınıyor. Ah ah ah. Sen bu memlekette yediğin ekmekler sana. Bak bak. Şimdi kendini nasıl atıyor bak. Şimdi iki kişiyi utanmaz, bulmuş. Utanmaz rezil. Hocam utanmaz, iki kişinin rezil. Baskısını bulmuş. Şimdi orada git, attı kendini. Git. Gelmiyorum diyor bak. Bir de hakeme gelmiyorum diyor. Hakeme gelmiyorum diyor. Ya bizim maçta o kadar maç oynandım. Şu kadar çırpındığını görmedim ben hocam ya. Ben görmedim hocam. Al. Al. Yaptığın sahtekarlığın cezasını böyle sarı kartla gör. Gördün mü? Yemedi ha. Oradan avanta penaltı peşindesin değil mi? Avanta penaltı peşindesin. Tam buna o... Bak şu pozisyon hocam şu. Bak hemen atıyor hop, bak işte ben az önce dedim ya iki kişi geldi ya. Şimdi hemen atıyor bak. İçerisine girdi bak. Hemen pat, atıyor kendini bak. Kendini attığı yere. Bir de bağırıyor. Bir de yuvarlanıyor. Bir de bağırıyor. He. Yani lan yap da bize yapma bari be. Hani derler ya herkes olur da bize olmaz yani. Bizim maçta yapma bari bunu. Bu ne hırs ya? Bu ne kim varmış Erzurum'a karşı senin ya? Hadi be! Ya sağdan hocam, çok net ortaladığımız ama kaleyi teğet geçen ya. Kimsenin topa de dokunamadığı ya. Bir pozisyon oldu. İşte yine Cenk Ahmet çok güzel bir orta yaptı. Hocam işte şöyle bir şey var. Durarak değil de hareketli olsak o şeyde o pozisyonda. Hocam Cenk Ahmet de yani. Mesut Hoca'yla kendini buldu sanki ya. Hocam işte Mesut Hoca'nın dokunuşu işte bu başka bir şey değil yani yerleştirdi oraya oynuyor geliştiriyor kendini. Yani şu an biz bu kime geldi? Bu sarı kart kime onu anlamış değiliz. Bu da herhalde Ankara Gücü'lü bir oyuncuya geldi sarı kart. 27'de Bacı. Evet Bacı da sarı kart gördü İbrahim Aktağ'dan sonra Ankara Gücü'de de sarı kartlar da eşitlendi. 2-2 olduk hocam. 2-2 oldu ama... Ankara Gücü rahat kınında durmuyor hocam. Evet. Yani futbolu çirkinleştirme adına her şey yapıyorlar. Bak bir de atıyor. Atıyor topu yere vuruyor. Yani, atıyor her şeyi yapıyorlar. Ya burada sarı kartı hak etmiş zaten hocam yani. Evet. Sarı kartı hak etmişler. Ama bu işte bu kesinlikle bizim takımın Ankara Gücü'ye uymaması gerekiyor hocam bu konularda. Kesinlikle. Daha sakin olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü eğer uyarsa yani kırmızı kartlar çıkabilir. Ya daha dikkatli olması gerekiyor takımın. Evet yani çünkü maçın havası çünkü çok kart çıkacakmış gibi bir hava var. Kesinlikle hocam çünkü çok sıkıntılı bir maç. Tabii bu hatayı yapmayacağız burada bu pasları. Bak orası boş hocam. Orayı kapatmamız Costa, gerekiyor. Costa pas hatasını yaptı ama Osman Bomel ikilisi o hatayı kapattı. Şimdi Atıf gidecek. Atıf gider. Atı şimdi ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Bir de güzel bacak arası attı. Ama Gomez de anlaşamadı. Gomez daha doğrusu istediği pası veremedi. Pası veremedi. Düşünce güzeldi. Evet. Şu an Cenk Ahmet yine güzel bir orta ama kalecinin kucağına. Hocam geliyoruz. Geliyoruz hocam atacağız. Dakika 57 ama bu arada dakikalar da su gibi akıp zaten gidiyor. Zaten hocam öyle bir şey ki bu dakikalar... Ama şurada Gomez'de bak, Gomez pası verememiş. Pası ya da ayak içini kullansa orada ayak hocam daha güzel olacaktı. Evet. Ayak içini kullansa daha güzel olacaktı. Yani ama işte, sinyalleri vermeye başladık hocam geliyor. Keşke o pozisyonlardan bir tanesi gol olsaydı da şu an rahat 2'yi 3'ü kovalıyor olsaydık. Osman çok güzel aldı ama buna eğer faul çaldıysa... Bunu niye faul verdi ben anlamadım. Eğer yani faul varsa yani. Ayıp etti yani. Şimdi biz üzerine geldiğimiz zaman da Ankara Gücü bizim üzerimize fazla gelemiyor. Bu sefer arkadaki tedbiri çok fazla. Hadi Gomez. Bu faul değil mi hocam? Yani bir engelleme var orada yani. Faul vermedi. Vermedi devam dedi. Vermedi. Tam yayın üzerindeki Gomez'e yapılan bir hareketi
pas geçti. Bak şu hareket de pas geçti. Orta sahada adamın üzerine çıkıp şimdi arkadaki futbolcuya dikkat etmemiz geliyor. Gerekiyor. Arkaya bak. Hocam arkaya. Oo, bu da bizden yana oldu. Bizden yana ıskaladı. Yani ceza sahasına tehlikeli girdiler. Ortayı yaptılar ama ıskalaması bizden yana oldu. Bak burada yine kart geliyor hocam. Kime geldi bu kart? Hamleyi yapan Ankara Gücü doyuyoruz. Hocam öyle ilginç isimler var vallahi ki. Vallahi yani telaffuz edemiyoruz. Telaffuz edemiyoruz. Öğrenene kadar da bayağı zorluk çekiyor. Oo, iyi faul. İyi destekli faul yapmış. Bu arada Ankara Gücü'ne ilk işte o şey değişikliği. Sarı kartı gören çıktı hocam. Alper Potuk girdi. Alper Potuk girdi evet. O da bir deneyimli bir oyuncu. Deneyimli futbolcu yani. Teknik yönü yüksek. Fenerbahçe patentli. Ona da işte dikkat etmemiz gerekiyor şimdi hocam. Kesinlikle. Ama biz biraz daha tık. Biraz daha baskı yani lazım. İkinci yarıya iyi başladık hocam yani. İkinci yarıya iyi başladık. İyi başladık evet ama oyalanmadan oynamamız lazım. Bak şu pas bu hataları. Bu pozisyonlar hocam tehlikeli. Bak bu yan paslar var ya çok tehlikeli hocam. Ya, çok tehlikeli bir de artık savunmasız kalıyorsun. Yani, yani. Ya orada yani arkaya aldığı sarkan, zaman o bu da bize çok güzel oldu. Kim o? Emrah herhalde. Emrah mı? Atıf. Hadi Atıf. Şu an offside yok. Evet yok. İyi orta. Hadi Ahmetciğim sen yaparsın bu işi. Of. Ah, güzel kesemedik. Ceza sahasının içerisinde topu güzel kesemedik ama ya bu sefer de çok abarttı çok yani. Yani burada orta sahadan şut ne ya? Costa yapma ya. Yani iyi baskı oluşturuyoruz ama işte şurada Ahmet kesebilir. Şimdi buraya işte girmesi gerekiyor. Bak Cenk Ahmet çok güzel yere bir kesti. Oradan i̇şte içeri girmesi gerekiyor. Kasımpaşa'ya attığımız gol gibi hocam. Aynı. Oraya girmesi ama gerekiyor. Costa da bu şut oldu mu hocam? Yani hocam bu tabii böyle bir durumda böyle dakikalarda biraz daha yakın olsa daha güzel olurdu yani orada pas. Bu sefer Albert ya hayret bir şey. Hayret bir şey ya. Kime çıktı? Bir sarı kart da bize çıktı. Bize çıktı. Ya Türk futbolunda yere yatmaya ne kadar meraklıymışlar hocam ya. Vallahi hocam. Ne kadar meraklıymış. Petrus da gördü. Petrus Bomel de sarı kartı gördü. Evet. Şu an El Kabir oyunda. El Kabir giriyor. Kim çıkıyor? 14 numara Novi de giriyor. Girdi. Novi Kovas da girdi. Novi kimin yerine girdi hocam? İşte onları göremedik. Onlar bir yani. Şey de ama dediğim bir de yakın plandan çekiyorlar. Yani pilottan çekseler kimin çıkıp kimin girdiğini yazmadı göreceğiz de. Yazmadı da yazsalar bir görsek yani kim çıktı kim girdi. Yakın plandan çektikleri için dakika 61. Şu an El Kabir ve Novi Kovacs oyunda ama kimler çıktı onu bilmiyoruz. Emrah'ı tahmin edebiliyoruz hocam. Emrah hocam. Emrah. Acaba Costa'yla mı değişti? Bak ya buna hocam, da faul verdi Allah ya. Offside verdi pardon. Elini kaldırdı offside verdi. Bunu neye offside ben onu anlamadım. Ricorda Gomez çıkmış. El Kabir Emrah çıkmış herhalde. Hani Emrah çıktı hocam dediğimiz gibi yani Nomi ile Emrah'ın bir değişikliği olabilir. Novi Kovacs'la ve El Kabir de sarı kart gördü. Niye? Sarı kart gördü. Şimdi niye ben bunu anlamadım? Neden? Ya. Ne dedik yani? Ben de anlamadım hocam. Şimdi top bize geldi. Yani bir şey söylemezsin. Sabahtan beri Ankara Gücüler maç başlattı. Hayır offside'la başlattılar be. Yarım metre geride ya. Yani ne offside'i ben orada da anlamadım hocam. Yani bir şey gösterseler bir daha tekrarını. Emrah Başsan'dan Novi Kovacs değişikliğiyle şu an 3 oyuncu değişikliğini yaptık hocam. Yaptık hocam. Kaldı 2 tane. Şu an pozisyon bu. Evet. Pozisyon bu. Sessiz bak. Şimdi burada ne ben yani hakemin verdiği kararları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne veriyor? Ne yapıyor yani? Şu an yine bir Ankara Gücü'yle yine bir yani bir şey var. Burada yani ben birinci yarı söyledim ya hocam hakem artık şeyi kontrolü kaybetti diye. Kaybetmiş de. Ne var? Yani burada ayağını uzattı. Niye uzattın? Yani bu ayağını niye uzattın var mı acaba orada göremedik ama hocam yani orada bir sürtünme görmedim ben yani. Ben de görmedim. Yani orada tamam böyle yaptı da ona sarı kart gerektirmez. İşte ayağını uzattı dedik ya bak El Kabir güzel aldı döndü.
ve şu an offside da yok. Evet. Çok güzel. Ay, attı hocam ya. Vermedi. Vermedi. İptal vermedi. Etti. İptal etti. İptal etti. Offside'di, iptal etti. Ya. Yok yok. Ya. Şimdi de var devreye girsin o zaman. İzleyeceğiz. Bir daha izleyeceğiz. Ne var orada? Ne var orada? Hiçbir şey yok. Bak bu pozisyonda ne var hocam şurada? Hiçbir bak şey yine, yok. Bak baba yüzünü bak, tutuyor yüzünü ya. Tutuyor bak. Ya ya bunlar aldık şu an. Offside yok. Hocam bak. Offside yok. Evet. Ayaktan çıkmış. Tamam. Ne, topun ne gerisinde. Topun gerisinde. Ne var burada? E, ne var? Var? Attık golü, buz gibi golü. Attık. Baba ya bunlar hakikaten futbol sahtekar hocam. Yani bizim sabrımızı soruluyorlar ya. Sabrımızın sınırını bekliyorlar. Şimdi bir git izle ya. Bir git izle golümüzü ver ya lütfen ya. Ayıptır şimdi ya. Şimdi konuşuyor hocam şimdi baksın. Yani ne var yani bunda izlemeye ya? İzlemeye giderse nasıl bir gol atalım ederiz artık sizi tatmin etmek için ya? Hocam izlemeye gönderirse bak golü verecek ben sana söyleyeyim. Ne var bunda ya? Al işte. Yani şu El Şabir'in bak pozisyonu diyor. Göğsüne giden topu yüzünü tutuyor. Bak adam sahtekar zaten, adam ya. Bak adamın yaptığı zaten bak, yüklenmiş oraya. Hayır tamam bir de göğsündeki olan ha pozisyon. Yani orada yüzüne müzüne vurma bir şey yok yani. Hiçbir burada şey offside yok, yok. Buz gibi gol. Buz burada gibi offside gol yok. Ya arkadaş bu kadar yani da ayıp neyine ya bakıyorsun? Ayıp ya yani bu kadar. Ya bir git izle ya. Ya bu hocam. Yani hocam bir de yanında futbolcunun işi yok bak. Hocam sınırlarını zorladıklarını hocam aktaralım. Hocam sen orada VAR'la konuşuyorken yanında kimse olmayacak. Sen orada kaleci gelmiş elini kapatmış bir şeyler söylüyor. Yani bu olmayacak bir şey. Açıl orada dinle. Hocam eğer bu gol iptal ederlerse artık bizim üzerimize oynanan oyunlar kesinleşiyor. Evet. Yani bizim artık ne yapmamız lazım onu bilmiyorum. Ama El Kabir girdiğinden beri hocam hareketli. Tekniği yüksek. Sprinter oyuncu oldu. Yani be orada bir bak şey yok. Bak bu pozisyonu şuna gösteriyor. Şunu bak duruyor bak. Utanmadan hocam, yüzünü tutuyor. Hocam bak bu pozisyonda ya offside yok bak. Omuzdan alırsa kesin offside yok bak. Buradaki faule gidiyor. Faule şimdi ya bakıyorlar. Ya bir git izle be adam orada. Kimi bekliyorsun ya? Ya kimi bekliyorsun yani? Ankara'dan haber mi bekliyorsun? Ağa babalarından haber gelmesini mi bekliyorsun? Bence gitmesi gerek. İzle diyecekler. İzle demeleri gerekiyor. Ya izleyecek. Ne ya var bunda buz gibi yani gol? Yani. Ne atalım yani? Nasıl yapalım? Bak orada, kaleci, orada bak kaleci böyle diyor. Yapıyor. Dirsek kaleci de orada diyor bak. Ya dirsek utanmaz ya. Kaleci ya orada yanında utanmaz ya diyor. Elini de gösteriyor ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Lanet olsun sizin yönettiğiniz maça ya. Şuraya bak ya. 3 dakikadır oyun duruyor. Bak hocam bak konuşuyor bak. Bak bak elini ağzına kapatmış musun konuşuyor bak. Bak senin evet orada ne işin var diyor. Senin evet, orada eli ağzında konuşuyor, bak etkiliyor bak. Ha. Sen ne orada güzel ne işin var? Ne güzel ya. Ne oradan güzel ya. Ne güzel bir dünya ya. Şuraya bak. Eli ağzında hakemle konuşuyor. Ne güzel dünya. Oh 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 oh. Oh oh oh. Ya bir git izle ya. Yok hocam yok. Yok bu hocam işin ben şekillendi. Yani çünkü bunu en üst perdeden en üst perdeden bağırmaları lazım. Beraber, en üst perdeden dillendirmeler lazım. Bu bir terbiyesizlik. Üçlü bir toplantı. Bu bir ahlaksızlık. Bak. Bakın bu bir terbiyesizlik. Bak kaleci orada elini hala ağzına kapatmış hakemle bak konuşuyor. Hocam, hakemle konuşuyor. Hala konuşuyor. Hocam bak hala. Hala konuşuyor bak. Hala. Hocam halen daha çözemediler. Bak dikkat et halen daha çözemediler. Bak. Ya çözülmeyecek bir şey yok ki hocam. Kale arkasından net görünüyor. Bak. Net görünüyor. Faul yok bir itizle, şey yok. Bunu bütün Türkiye izliyor. Bütün Türkiye Rasa izliyor ya. Ya bir de şey ya oyunu da durdurdu. Oyunun da içine etti. Çok büyük gürültü var. İzle. Gol mü diyor bak. Bak izlemeye gidecek. Golü verecek. Verdi. Verdi. Evet güzel evet işte bu. İşte bu. Yani i̇şte 10 dakikaya yani zorlansanız da kırılsanız da biz sonunda şimdi attık olur golümüzü ya. Bu kadar rezillik olmaz yani ya. Ne açtılar acaba şey kitabına mı baktılar? Çizgi de çizmişler offside mi offside. Hayır büyük ihtimalle Ankara'daki ağababalarından haber beklediler. O haber de gelmedi. Ya dediler ki yani takımın herhalde emeğiyle hocam bu kadar oynanılmaz. Şey aradılar hocam yani bu gol nasıl iptal edilir diye bir kitap aradılar. Bu arada El Kabir'i tebrik etmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani 2 yılda 7 maç oynamış ya. Ama bak ben sana ne dedim hocam Novik havası gördün mü? Evet. Topa gidiyor pasları atıyor yanan evet pozisyona girebiliyor. Bu kaleciye de çok net bir oldu. İyi de bir gol yedi. Evet çok güzel de yedi artık evet. Öyle ayaktan bacaktan artık çıkaramadı. Ve dakika 67 ama oyun çok soğudu hocam. Oyun soğudu. Oyun soğudu hocam bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi çünkü Ankara bundan sonra denecek kartlar Ankara Gücü her türlü pisliği kartlar, yapacak. Kartlar hepsi havada uçacak Ankara ben sana Gücü söyleyeyim her hocam türlü pisliği yapacak. Şimdi Erzurumspor'un çok sakin olması gerekiyor hocam. Çok sakin.
Çok basit oynaması gerekiyor. Biz de bu arada reklama gideceğiz mi onu bilmiyorum. Yunus'a soruyorum, bir reklam var mı? Evet, şu an başladı, artık burada. Hataya meyil yok. Yok hocam, yok. Şimdi yani çünkü 1-0 çünkü maçın çok garanti bir skor değil. Kısmı da bitmiş. Şimdi biz burada 2'yi kovalayacağız. Kesinlikle 2'yi de atarız hocam. İkiyi burada kovalayacağız. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Burada baskıyı kuracaksın hocam. Git taca, evet, çıksın. Sen orada baskı, el kabili görüyorsun hocam. Bak aldı. Bırak olsun, tamam, bırak olsun. Hocam bu arada biz de bir dakikalık reklama gidelim. Hem boğazımızı ıslatalım. Evet hocam. Hem de bir dakikalık yani reklama gidip sonra tekrar dönelim. Sevgili izleyenler, bir dakikalık bir reklam arası rica ediyoruz sizden. Erzurum'un eşsiz lezzetteki doğal kaynak suyu, yumuşak içimli tadı ve doğal mineral yapısıyla Doyum Erzurum tesislerinde el değmeden üretiliyor. Doyum su, karlı dağların eteklerinden gelen benzersiz tadıyla size doğal bir ferahlık ve tazelik sunuyor. Doğanın enerjisini ve canlılığını yaşamak için Doyum Su için. Evet, reklam arasındayken ciddi bir pozisyon oldu mu? Olmadı. Yine Avankarlı Gücüler'in hakemle habire konuşmaları ve hakemi baskı altına almaları devam ediyor. Belki başkent ekibi oluşunun avantajını yakalıyorlar ama biz artık bu saatten sonra hata yapmamamız gerekiyor. Şutlarda da istatistiksel olarak öndeyiz. İkinci ve üçüncü bölgede basmak gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle hocam onu. Ama bir de şey var. Mesela Novi biraz daha önde kalıyor. Novi yani o kaybetmesi gerekiyor. Yerinin ona dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü tek kalıyor orada bak. Şimdi Novi evet. Yine bir yani basit bir top kaybetti. Şey de sağa geliyor, sola gidiyor. Ve faul yaptı. Sarı kartta görecek. Sarı kartta görecek. Sarı kart adetimizde çoğalmaya başladı. Dakika 70. Erdinç Hoca da hazırsa Erdinç Hoca'dan bir görüş alalım. Bir de maçın sonunda görüş alırız. Bir bakalım gol sonrasında sahada neler oldu bizim görmediğimiz. Ankara Gücü'nün kalecinin çok güzel olmuş çok ya. Çok güzel oldu hocam orada. Cenk yani. Ahmet çok güzel sıyırmış almış. Ve Novi'ye de bir sarı kartı gördüğü pozisyon ama şimdi Ankara Gücü sahamızda uzaklaştırma yani bunu. Ya bunu nasıl uzaklaştırma? Ceza sahamızın içerisinde yani, acayip toplar hocam, döndü durdu. Dikkat olmak gerekiyor burada. Yine faul. Faul. Ya yapmayın şu kritik yerlerdeki faulleri. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine hakem dinliyor, neyi dinliyor onu da bilmiyoruz tabii. Yok burada bir şey dinlemiyor hocam. Faulü verdi ya orada. Şimdi şeyle Atıf'la herhalde konu. Bu faulü ya ne? Hocam ben böyle faul de görmedim yani. Bu ben de görmedim yani, hocam. Darbe yapmayacaksın. Yani, demek ki dokunmayacaksın. Yani, adamlar. Hele imtiyazlı kulüplere yani asla dokunmayacaksın. Evet. Yani bu kadar da olmaz yani ya. Bu burada yani bu emek veriyorlar. Bu çocukların da ekmek paraları. Profesyoneller. Ama yani bu kadar bir kaderin, takımın kaderiyle oynanılmaz. Yine çok dikkatli olmak bizim gerek hocam. Bak, sağ tarafımızdan veya sağa yakın bir yerden duran bir top. Ama biz tek çıkar. Şimdi çıkaralım işte. Şimdi çık, boşalt. Baskıyı kuracağım. Boşalt. Offside. Vermedi offside'ı. Top bizde diye mi vermedi? Ama sen ver bizim yani offside'ımızı. Niye vermiyorsun yani, ya? Top bizde, bunlar da. Allah Allah ya. Enteresan ya. Hocam işte biz bu baskıyı biraz daha artırmamız lazım. Şimdi ya hocam bak dikkat edersen yavaş yavaş bak yaslanmaya başlıyor şimdi. Biz evet. Yani aynı yani oyuna devam etmemiz gerekiyor. Ve bir çünkü de faullü yapıyoruz. Yani bir de işte yaslandığın zaman müdahalelerde de zaten atıyorlar kendilerini. Ya şu Atakan. Ay ooo kırmızı çıkar. Çıkacak. Bomelsa kırmızı. Bomelsa kırmızı hocam. Kırmızı evet. Evet. Kırmızı. Kırmızı çıktı. Ya şu Ankara Güçlü oyuncuların yaptığı hareketlere yenik düştük ya. Ya şu sahtekar, her pozisyonda kendini yerden yere atan ben adam. Ben sana
Hocam ben demedim doldum bu Atakan şimdi. Başımıza terbiyesiz bela olacak. Başımıza bela olacak dedim ben sana. Terbiyesiz ama ya. Bir de hocam şöyle bir şey var. Yani sarı kartı var. Bak şuraya bak. Terbiyesiz bak. Ya. Bu futbol terbiyesiz ya. Şuraya bak şuna ya. Bir hareketi bir daha göreceğiz inşallah. Kalkamıyor bak. Güya kalkamıyor. Bak. Ne oldu? Ya şu hareketle sarı kart veriyorsan yazıklar olsun sana. Yönettiğin müsabakaya yazıklar olsun. Yazıklar olsun yani sana. Yani adam orada bak hocam yani bir tane temas var ama oradan çekiyor ayağını. Bir sıkıntı hocam bu sarı kartlık bir hareket midir? Yani sarı kart mıdır ama bunun işte şeyi? Ama işte hocam yani Bommel'in zaten sarı kartı vardı. Yani bir değişikliği de burada yapabilirdi yani. Ama yani ayıptır ya. Ayıptır yani ya. Bu kadar ucuz mudur bu? O pisliklerin yaptıklarını görmüyor musunuz hocam? Erdinç Hoca hazır mı? Kalecileri hakemin yanından ayrılmıyor bakın. Kaleciler yanından ayrılmıyor diyor. Bir elini açıyor diyor ki o kadar yani. Seni ikna etmeye çalıştım diyor. Yani. Niye diyor şey yapmadın diyor. Bizim golü veriyorsun diyor. Şu an yine oyun durmuş pozisyonda. Ne olduğu belli olmuyor yani. Durdu yine oyun. Evet Erdinç Hocam duyabiliyor musun bizi? Hocam duyuyorum sesimi. Yani şimdi sahada neler oluyor tabii biz yakın çekimden gördüğümüz için şu an bir kırmızı kart var Bommel'e ama görüntülerde temas yok gibi görünüyor. Neler söyleyeceksin hocam? Şöyle söyleyeyim. Golden sonra biraz da Ankara Gücü'nün agresifliği arttı ister istemez golün VAR'dan onaylanması sonucunda. Ama kırmızı kart doğru mu hocam? Hocam şöyle söyleyeyim pozisyona biz uzağız eğer siz ikinci tekrarlar falan. Gördük hocam temas yok temas. Temas yok yani. Yani orada artık şeyden de VAR'dan da eğer hakeme herhangi bir şey gitmediyse yapacak bir şey yok. Hocanın kararına uyacağız. Tamam temas falan yok ama bu yapacak herhangi bir şey yok hocam. Maçın ama şu anda ikinci yarı Erzurumspor çok iyi başladı. Özellikle ilk yarının son 5 dakikası, ikinci yarının son 5 dakikası. Şuraya bak şu an ekranlarda hocam yine hareket ve temas yok. Yanlış bir karar hocam. Yapacak bir şey yok. Bu maçı 10 kişi 9 kişi de kalsak bu maçı 3 puandan kapatmak zorundayız. Kesinlikle hocam. Sinirlerine hakim olursa rahat oynarsa bu maçı biz çok rahat bir şekilde 3 puandan kapatırız. Eksik olmamız çok önemli değil hocam. Biraz daha yük arkadaşlara bir %10 pay olarak binecek. Bunu eğer zaten oyuncularımız ikinci yarıya müthiş bir şekilde sorumluluk alarak başladılar. Bu doğrultuda da golü de iyi bir çok... Peki hocam golü vermeden niye bu kadar zorlandı? Yani yaklaşık bir 4-5 dakika kadar zorlandı. Ve kaleci de hocam hakemin yanından hiç ayrılmadı. Ben şöyle söyleyeyim. Bu pozisyonun zaten offside olmadığını ben kendi telefonumdaki şeyden de gördüm bir sports'un yayınından. Orada offside değil de başlangıç pozisyonu El Kebir'in şeyi vardı hocam. İkili bir mücadelesine döner mi dönmez mi? Yani orada bir faul olur mu olmaz mı noktası vardı. Onun için biraz zannedersen uzun sürdü. O pozisyonda da netleşince golü verdiler. Yani pozisyon offside değil zaten. Bu ilk pozisyona baktıkları için biraz uzun sürdü hocam. Evet o kadar. Peki şu an nasıl yorumluyorsun hocam oyunu? Hocam şu anda dediğim gibi o golün VAR'dan onaylandıktan sonra Ankara Gücü'nde müthiş bir şey oldu. Bir agresiflik hala daha devam ediyor. Şu andaki bir pozisyonda da Murat'la ikili mücadelede penaltı istiyormuş gibi bir durumları var. Yapacak ama faul yapan onlar. Bak faul yapan o. Ondan sonra da dönüp penaltı isteyenler de onlar. Aynen hocam. Biraz daha sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Biraz da oyunu iyice kapatmamız gerekiyor. Ankara Gücü'ne fırsat vermememiz gerekiyor. Özellikle o duran top imkanı Ankara Gücü'ne vermememiz gerekiyor. Peki Erdinç Hocam teşekkür ederim. Maç sonunda yine tekrar beraber olacağız. Siz gözlemleyin, iyi gözlemleyin. Biz de çünkü ekrandan ne gösteriyorlarsa onu görüyoruz ama sen sahadaki her şeyi görebiliyorsun. Maç sonunda beraber olacağız hocam. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Evet Haluk Hocam. Hocam işte dediğimiz gibi Erdinç Hoca da aynısını söyledi. Baştan beri söylüyoruz. Daha da sakin olmamız gerekiyor. Sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Ama yani bir kişi eksik olmamız sıkıntı değil. Yani onu kapatmamız için biraz daha daha fazla ne yapacaklar? Koşacaklar, mücadele edecekler. Evet. Eğer biz 3 puan almak istiyorsak hocam burada valla terlerinin son damlasına kadar mücadele etmeleri gerekiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Hakemin kararı. Yani, tamam bir kişi eksildik ama
Tabii yani el çeviri mesela önde tek bırakıp ondan sonra biraz daha geriden geldiğimizde daha da yani iyi olur. Yani çünkü kontrollü oynamamız gerekiyor. Erdiç Hoca'nın dediği gibi ben ona da katkı bulayım. Zaten söyledik. Bu yan ortalar onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Faullere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere yani dokunduğunuzda atıyorlar kendilerini kart atıyorlar. Çıkabiliyor. Ama futbolda öyle bir oyun ki şimdi bak aynı şekilde yine faul verdi. Bak yine faul verdi. Zaten yere eğilmiş. Zaten gidiyor orada. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi bunlara devam edersek bak sarı kartlı futbolcularımız da var. Sıkıntı iyice olabilir hocam. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Bak. Ya ama yani bu yani mücadele başka bir şey yok bu, yani bak, burada. Bu yani şu orta sahada olan bir mücadele, ikili bir mücadele. Adam ayakta kalamıyorsa bizim oyuncu zaten eğilmiş ya. Hocam. Yani düşmeye, düşmeye meyil vermiş yani kendini bırakacak. Yani ama bu futbol oyunu ya. Ya bu futbol oyunu yani bu şey kadar adil olmuyor. Yani dedim ya yani hakem artık ne yapalım yani artık sizi kaybetmek için ne yapalım yani? Kontrolünü kaybetti. Ne yapacağı belli değil. Çünkü bak cezaların içinde yapacağımız herhangi bir müdahale hocam tehlikeli olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet yani şu an Ankara Gücü'ye offside yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok Ankara Gücü için. Bak şu an kesilen top normalde biz vurmasak offside. 4 kişi offside. Yani. Niye çalmıyorsun? Şu an top Ankara Gücü'nde kalıyor. Bizde kalması gerekirken. Niye çalmıyorsun yani, offside'ımızı? Yok. O da yok. Yani ne istiyorsunuz yani anlamadım ben ya. Pozisyonlara dikkat etmek gerekiyor hocam. Mesela şuradakilere. Yani atardı tacı at tamam en güzeli at yani. Ama adam paylaşımını iyi yapmak lazım. Yapmak lazım hocam. Çünkü orada ani bir dalgınlık sonucu kötü olabilir. Ha cezaların içinde mesela hocam direkt adamlara yani bodoslamadan girme dediğimiz tabir var ya. Onlara da dikkat, kontrolsüz gidiş. Onlara da dikkat etmemiz biraz gerekiyor. Biraz daha çok dikkatli, olmamız gerekiyor hocam. Hem tabii, sakin olacaksın hem dikkatli olacaksın hocam. Yani bu önemli. Normal sürenin bitimine 10 dakika var. 10 dakika var işte o şey de var. Dakika 80. 1-0 galibiyetimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Bir kişi eksiyiz. Ama eksik kalmamız hiçbir şey değiştirmez. İnşallah bu maçtan 3 puanı İnşallah yüzümüzün hocam, hakkıyla o, alacağız inşallah. Ve ikinci araya çıkışımız. Yani hocam ya dediğimiz gibi başka Erzurumsporumuz yok. Bizim Erzurumsporumuz bu. Başka yok. Kesinlikle. Yani kimse de bunun üstünde değil. Onu da kimse bu aklına yerleştirsin. Kimse bu takımın üstünde değil. Yenilse de yenilse de bizim takımımız hocam bu. Evet kesinlikle. Kaleci biraz erken çıkmasa bu pozisyona çok güzel, şık bir geçiş Novi'den. Novi yapacak, bunları yapsın evet. Hocam. Şimdi daha faul. Ver faul o zaman. Vermedi bak, vermedi hocam. Gördün mü? Deminkine bak, faul veren hocam, buna vermedi bak, ya. Avantajı devam ettirdi. Tamam evet. Orada devam etti. Tamam, avantaj yoktu ki bizde. Sonra ver, top bak, bizde. Buna faul verecek şimdi. Ya bırak Allah'ın. Yine aynı ya, adam bu, hocam. Evet, aynı adam. Yine aynı adam bu ya. Bu artık ya yeter bu provokaya girdi ben hocam. Ben dedim hocam bu başımıza bela olacak diye dedim bak, yani. Bak bu pozisyona bak bak. Faul. Bak faul. Vermedi ya. Bak faul. Ya şu İbrahim Aktağ'ın yaptığına bak. Bak gördün ya mü faul. Bak gitti şimdi arkadan top, daldı bak, ve hocam, sarı kartlık faul. Bak top şimdi bak kalktı. Gomel'e sarı kart gösteren adam İbrahim Aktağ'a neden sarı kart yani, göstermiyorsun? Yani. He? Bak burada da bak Atıf'la mücadelede bak attı ama, kendini bak, Atıf'ın kendini sarı kartı var. Bacağını tutuyor. Hocam Atıf'ın sarı kartı var. Bak. Ama aktırmaya... Aktağ'ın da var. Aktağ'ın şimdi Gomel'in yaptığıyla Aktağ'ın yaptığının altında ne farkın ne var? Ne fark var hocam? Bana bir söyleyin. Orada faulü bile çalmıyor i̇şte ya. İşte çalmıyor hocam işte ben ondan diyorum. Diyorum ki bak yani Atıf'ı da attırmaya çalışıyorlar. Evet yani niye kendilerine göre bir hakem var. Sahada kendi istediklerini yapabilen çok bir iyi, hakem çok var. Çok iyi devam et devam yüklen şimdi. Hadi Ahmetciğim. Tersin. Hadi Ahmetciğim iki gelir mi? Gelecek tersin inşallah. Atıf girdi şimdi. Ah Atıf topu kontrol edemedi. Ama... Elçebir hocam. Dokunsan faul arkadaş faul bunlara ya. Ama yanlış ya da. Ankara şimdi bak dokunsan faul hocam. Hocam şimdi Ahmet'in getirdiği topta Elçebir oraya zaten adamı çekmiş. Adamı çektikten sonra artık Elçebir'in boşattığı yere pasın gitmesi gerekiyor. Yani diğer tarafa. Yani bunları biraz daha düşünmek ama gerekiyor hocam. Ama hocam Ankara Gücü'ne dokunmayacaksın. Dokunduğun an faul. Onlar öyle bize hocam, çıkabilirler. Yani bak. Üstümüze çıkabilirler. Yani... Her şeyi yapabilirler. Ama biz dokunmayacağız. Biz dokunursak sıkıntı. Şimdi Atıf'la Atıf bunları yapacak. Orada tutacak topu artık. Güzel. Yani yapacak bir şey yok. İki kere Atıf of. Ama topu ayağında tutamadı. Tabii o da ayrı bir şey. Şimdi tekrar Ankara Gücü'nün orada yap müdahaleni. Yap müdahaleni bırakma. Dönmesin. Bırakma, dönmesin vurdurmayacaksın, bırakma. Vurdurmayacaksın orada. Git hemen üzerine. Evet. Şu an sağdan Ankara Gücü. İyi ki kesti ya. Vallahi billahi ya. Çok iyiydi ha. Hocam evet yani yemin ederim o var ya çok iyi yetti yani. Yani orada yoksa yine dönen top onlarda burada müdahale etmemiz lazım. Artık dakika 83. Ama denge bozuk bak hocam bizim defans evet, denge bozuk şimdi bak. Şimdi bak biz bir de hocam ön liberodan adam atılınca
Oraya bir tane adam monte etmek lazım. Gerekirse tepeden birini alıp Osman yapma onu. Yapma. Oy. Vurdurma. Çok vurdurma sıkı, çok güzel. İyi vurdurmadılar. Şuradan artık uzaklaştırın şu topu ya. Uzaklaştırın. Evet, out. Out'a giden bir top. Out. Bak bak hocam. Şimdi yine kendini atıyor bak. Ya hayret bir şey ya. Çok ilginç ya. Futbol komedisi hocam. Hocam var ya, böyle bir şey yok yani. Bir oyuncu değişikti Ankara Gücü'nden. Kim çıkıyor? Güven elde Sarıca mıdır? O çıkıyor herhalde. Şimdi elde şutu atamadı diye kendini yerlere atıyor. Bir oyuncu çıktı. Kim çıkıyor? Göremedik. Börven giriyor. Sarıca çıktı. İsimler de garip. Yani. Garip giren hocam, yabancı, Börven. Çıkan yabancı. Çıkan yabancı. Evet, bu arada da dakika 84. Tabi uzatmalar Atıf, da var. Atıf çıkıyor hocam. Atıf yani aldı. Atıf'ı aldı. Bakalım kim alıyor? Atıf'ı aldı. Yani o orta sahayı biraz daha kuvvetlendirmesi gerekiyor hocam orası. Yani koşacak, mücadele edecek birinin olması gerekiyor. O da kim var? Oraya oturtacağımız. Gökhan kardeş. Gökhan aldı. Ön libero'ya. Ön libero'ya. Dedim ya, isabetli şeyde, bir karar mı? Yani hocam işte o şey maçında da oynattı ya bunu, orada adını siz söyleyin. Kupa maçında, Alanya kupa maçı var ya. Evet. Orada da oynatmıştı, orada da denemişti. Şimdi şey de çıkıyor hocam herhalde, Cenk Ahmet de çıkıyor yerine. Cenk, zaten iki tane Hatipoğlu'nu alıyor. Ya şunlara bak ya. Hakeme de işini öğretiyorlar. Ya her şeye karışıyorlar şey hocam. Her şeye karışıyorlar her yani. Her şeyi yapıyorlar ya. Ben böyle maç izlemedim. Vallahi her şeye konuşuyorlar. Her şeye karışıyorlar ya. Enteresan yani ya. Cenk Ahmet çıktı. Hasan girdi. Oyuna girdi. Atıf Şeyşi çıktı. Gökhan kardeş girdi. Ve oyuncu değiştirdiğimizde de bitti. Dakikada 85. Evet. Artık şu sağımızdaki şeytanın bacağını kıralım hocam ya. Lütfen yani kıralım. Bu bizlikten düştüğümüzde 6 puan verdiğimiz Ankara Gücü'nden bu sefer 6 puan alıp inşallah bu sene ligde kalacağız. Ligde kalacağız. Ve şu an yine Ankara Gücü bizim sağ tarafımızdan geliyor ama ceha sahamızda hamleleri yapmamız ya lazım. Ya bırak Allah'ını ya. Seversen ya. Hiç dokunma. Aman tadını yeter kaçırdı ya. Yeter ya. Vallahi billah ya yeter vallahi ya. Vallahi tadını kaçırdın hakem yani. Bu kadar şeye döndü hocam bu. Basketbol maçına döndü. Bak topa müdahale hocam ya. Yemin ederim topa müdahale ya. Bak görüyor musun hocam bak. Evet, kendini yani atıyor ya. Bir şey yok burada ya. Ne diyorsun? Basketbol maçına döndü. Yemin ederim basketbol maçına döndü ya. Görevini ifa et. Dokundukta faul ya. Bu kadar da rezillik olmaz ya. Yani yok artık ya. Hakem konuşmayalım diyorum ama konuşturtturuyorsunuz ya. Ya sen hakemliği beceremiyorsun arkadaş. Tetikçilik yapıyorsun şu an sahada ya. Ya böyle bir şey olur mu yani i̇yi ya? İyi konsantre. Kale de aferin. Aferin çok be. Güzel. Kaleci güzel. Çok güzel. Aldı. Böyle hem dur de sakin. Hayır yani ya dokunmayalım hocam yani topa müdahale etmeyelim. O pozisyonda bir şey yok yani. Ya adamlar aynısını bize yapıyorlar bize hocam, de çarp. Hocam bu futbol topa müdahale ettiğinde bir yerin çarpacak adama yani. Bu yani bu kaçınılmaz bir şey. İşte bak şu an boğazına sarıldı. Şimdi bu faul değil mi? Faul. Neredeyse El Kebir'in hocam boynuna oturacak adam yine devam ediyor ya. Ettiriyor ama onlara gelince oluyor hocam, bize gelince olmuyor. Yani ne yapıyorlarsa yapsınlar. Alacağız her bu maçı hocam. Rezilliklerine rağmen şu müsabakayı devam et alacağız. Artık galip olarak bitirelim son 3 dakikaya. Ya geriye fazla yaslanmaya da gerek yok hocam. Kontrolle oynadığımız zaman zaten onları biz müdahale edeceğiz. Yani yaslandığın zaman direkt onlar sanki üzerimize geliyor. Yani pastan değil de biz geriye çekiyormuş gibi bir şey var, olgu var. Evet. Yani yaslanmayacağım fazla. Bu yani 10 kişi eksik, 10 kişi bile oynasan hocam zaten. 10 kişi bile oynasan yaslanmayacaksın yani bak. Evet, taca attılar. Yani hata yapıyorlar, hatayı güzel. Yapıyorlar. Güzel, ya bizim de soğutmamız güzel. Lazım. Ya takımlar yapıyor, biz de almayın, geç gidin. Geç alın gidin. Öbürüne ver, tacı kullan, öbürüne kalkmayın. Değil mi? Yani hayır, bu kadar adaletsizliğin olduğu bizim canımızı sıkıyor. Ben hocam valla böyle bize bir maç, yapılanı. Hocam gerçekten böyle bir maç izlemedim. Yani gerçekten yani her dokunuş faul, her onlara kurallar ona işliyor. Dokunduğun her yani şey böyle faul bir şey yok hocam. Ya. Adam orada o konuşmasıyla kırmızı kartı görmesi lazım hocam ya. Evet. Ya konuşmasıyla görmesi lazım yani. Ama işte maalesef bizim temas etmediğimiz pozisyonda kırmızı kartı gördük. Aynen. Ama gelip üstümüze çıktığı o aktağın bizim
Noy Kovacs'ı arkadan üstüne çıktığı pozisyona kart bile gösteremedi. Düdük bile çalamadı. Ya hocam ilk yarı Cenk Ahmet'e yaptıkları faul de yani. O bari sadık attık yani. Bas orada. Basacaksın burada. Çıkarma. Çıkarma. Geri dönme. Basacaksın. Yani getirttirmeyeceksin onları. Geri dönme ya. Evet. Onlar çünkü zaten o baskı yedikten sonra zaten iflah olmuyorlar. Ama ah hocam suç kimin? Suç yine bizim. Evet, yani hocam. Biz kartondan heykeller yapmayacağız. Evet. Yani gereksiz insanlara gereksiz payeleri vermeyeceğiz. Vermeyeceğim hocam. Vermeyeceğiz diyorum ya. Bak biz de İbrahim Aktağ'ın hocam formasının kirlenmediği maçları oynadı. Burada ikinci formayı değiştirdi. Evet. Kirden diye görünmüyor diye. Evet. Ve şu an orta sahada bir mücadele dönüyor. Ama bunları yapmamalı. Bunları yapmıyor. Orada pas ya, gerek yok yani. Çebir gelmiş yanına yani. Yap yani oraya Çebir. Tek top oynayın verin artık yani. Biz niye bunları böyle şey yapmaya... Evet gayet güzel hatayı yaptılar. Şimdi oyna işte. Oyna terse. Terse oyna bak. Terste el kebir atmıyor ya. Yine götürecek oraya. Girecek o. Sol taraftan girecek. Belli. Sol taraftan topu da kaybedecek. Kaptıracak yani. Orada artık el kebirinin önüne kaldır topu yani. Artık uzatmanın bitmesine kaç dakika uzatma gelir hocam? Hocam valla yani tahminim 6 dakika falan olur herhalde. 5-6 dakikalık 5-6 uzatma. 5-6 dakika 6 dakika yani olabilir. Ama biz öyle maçlar gördük ki Fenerbahçe maçında mesela 2 dakika uzattı. He, yani 10 tane o da var, değişti 2 dakika uzattı. Yani hakemin şimdi eğer böyle bir yönetimde devam ediyorsa eğer görüyorsun hocam. Bu Ankara gücü gol atana kadar da devam eder. Ona vurdurmamak lazım orada. Vurdurma Osman. Vurdurmamak vurdurma. Lazım. Güzel. 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 Müdahaleler iyi olsun. Çıkar artık oradan. Ya. Güzel. Çok güzel hamle. Bravo. Evet. Çok güzel be. El kebir sen var ya harikaymışsın ya. Güzel yani. Hoca yapsın, istemiş yapsın. Ama. Yapsın. Hoca, boşuna istememiş. Hocam kendi öğrencisi tabii biliyor. 9 dakika hocam verdi gördün mü? Bir devre daha oynayacağız demek ki. Yani biz bir devre daha oynayacağız. Demek o şeye 6 dakika desek ya da 5 dakika desek 4 dakikada oyuncu değişiklikleri koydu. 9 dakika etti. Bir devre daha oynuyoruz hocam yani. Bir devre daha oynatacak evet. 9 dakika da az bir süre az değil. Az bir zaman hocam. Olur çok mu hocam ya? 9 dakika ne demek? Artık son 9 dakika. Hadi orada hemen ilk müdahaleyi yapın. Şu 2'yi de atın iş bitsin ya. Ama şu an tehlike bizim kalemizde. Kalemizde hocam çünkü bu olması gereken ama kötü ortamı. Kötü orta da hocam. Evet, kornere yani gidelim. Top şimdi korner atacaklar. Artık adam paylaşımını çok iyi yapacağız. Çok iyi yapacağız lazım. Hocam buradan çünkü müdahalelere dikkat edeceğiz. Kötü. Hakemin belli niyeti yani. Çok kötü. Kenarlarda müdahalelere dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle cezalanın içine dediğim o kontrolsüz hareketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizi bazı fauller hocam zaten kontrolsüz hareketlerden yedik burada. Evet. Bir kişi de eksik oynuyoruz. Evet güzel ortaya attı tamam. Bu da evet, bizim için güzel taca oldu. Döndü. Ve şu an yine tacda ama bir oyunu karşı tarafa yıkabilsek hocam bir orta mücadele bu pozisyonuna getirebilsek. Bu andan itibaren hocam biraz daha sıkıntı yani o dediğimiz. Bu biraz istem dışı oluyor. Ne pozisyon? Korner. Korner mi? Yani Hasan vurdu. Korner. Korner. Şimdi yani Ankara Mesut Hoca ikinci... olması gerekeni yaptı. Stoperleri aldı. Orayı biraz daha güçlendirdi hocam. Çünkü üstümüze gelecekleri belliydi. Belliydi evet. Şu an 4 stoperle sahada oynuyoruz biz. Resmen ama topu direkt out'a attı. Korner. Kaydı ya düştü ya avutak gitti topu. Allah'ın adaleti var yani, hocam. Yani bize yani. O kadar haksızlık yaparsan getirip 9 dakikalık bir uzatma verirsen şu an ne uzatmalar gördük şu an Murat yerde yatıyor. Kramp. Yapsın. Tabii oyunu sormakta fayda var. Orada mesela kaleci işaret etti geldi oraya bu da yapsın yani. Ay sakat ya ne yapsın adam kramp girdiyse. Yani evet. İşte hocam şurada 2'yi biz yakalayacaktık. Çok da rahat edecektik. Ya hocam bu maç var ya tam 4-0'dı şimdi ya. Ya şu Aktağ'a bak ya. Kendini nasıl öldürüyor ya. Ya kendini nasıl öldürüyor ya. Şu Erzurumspor maçında gösterdiğin çabayı diğer maçlarda da gösterecek misin? Merak ediyorum. Bizim eskimiş kaptanımız. Ha? Ya gerek yok hocam onlarda konuşmaya gerek yok. Yani hiç gerek yok. Biz bu maçtan Allah'ın izniyle 3 puan alalım. Evet. En güzel cevap o olur zaten millete. Bence de artık çünkü öyle dakikalara gidiyoruz ki hocam. Telafisi olmayan dakikalar. Şimdi kaldık sahada 9 kişi hocam. Bu şeyde Murat da çıktı kenara. Ama onu hemen alır herhalde ya. Yani onu şimdi bakalım ne var durumu ne? Kramp hocam. Kramp girmiştir de yorgunluktan tivan olmuştur yani. Kramptan
dolayıdır. Yani bak dikkat et hocam, bak herkes ayakta bekliyor hocam, bak herkes heyecanlı bekliyor. Yani yazıktır, günahtır hocam ya. Evet. Yemin ederim yazıktır, günahtır ya. Ama işte gel o sağdaki o siyah gömlekli adamı anlat. Yani o emek yüzünü. Yani adamlar anlat. Burada bak patlıyor yani, ya. Bu kadar olmaz yani. Her dokunuşa faul olmaz ya. Yani yazıktır, günahtır yani. Bir takımın emeğiyle sen ne hakkın var oynamaya ya? Ne hakkın var yani? İşte şu an Ankara Gücü Necaya sahasının içinden çok girecek güzel, ama çok güzel doğru olsun. Müdahale. Doğru güzel müdahale. Taç. Ve bu arada dakikalarda bitmek bilmiyor. Ya işte hocam ben onu diyorum ya. Biz mesela yenik olsak, şey olsak bakıyorsun dakikalar geçti gitti. Ama bir bakıyorsun gitmiyor. Bitse de biz de rahatlasak yani vallahi evet. Bile. Yani şurada rahat rahat bir keyif çayımızı içeceğiz. Hiç sorma hocam ya. Yine oraya, Osman. Vur. Gönder aslanım, gönder. Uzun gönder. Yani bunu yapacağız hocam. Bunlar yap. Offside değil mi şimdi şu pozisyon? Yok hocam, bu şimdi arkadaş hiç topa hiç müdahale etmedi ama yani bunlar olacak. Şimdi iyice şişirmelere başlayacaklar zaten. Evet, çünkü son 5 dakikanın içerisinde girdik. Uzatmaların son 5 dakikasında evet, yani 3. devreyi oynuyorsun. Of! Kestirme de korner oldu. Korner oldu evet. Osman'ın müdahalesiyle korner oldu. Tabii kornerler can sıkıcı. Yani şimdi hep yığılıyorlar hocam yani. Biz de tabii ne kadar gelseler bile yine bir kişi eksiyiz orada. Hatta iki kişi. Murat gelmedi sanırım. Geldi mi? Murat'ı oyuna girdiğini Murat, görmedik. Tabii, yani orada eksiklik var. Şimdi orada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Arka tarafa iyice dikkat etmemiz lazım. Güzel. Değil mi? Evet. Murat herhalde giremedi oyuna hocam. Giremedi herhalde hocam Murat. Giremedi mi oyuna? Sağda görmüyoruz değil mi? Yoksa şurada girdi mi? Girdi herhalde hocam. Orada bir evet, son 4 dakika. Şu arkada Murat herhalde orada hocam. Girmiş onu. Girmiş onu evet. Girmiş. Yani. Orada bırakma onu bırakma. Ya. Bırakma onu ya. Oh be. Of. Oh be. Hocam iyi pozisyondu var i̇yi ya. Pozisyondu, Allah'tan evet. İyi vuramadı. Ama kaleciye de faul vardı. Faul var yani orada bir şey var. Burada kaleciye faul var. Bakalım bir pozisyona. Şimdi tekrarını gösteriyor. Ya hemen kendilerini nasıl yere atıyorlar ya. Ya şu Akdağ'a bak ya. Nasıl kendini yırtıyor ya. Nasıl yırtıyor ya. Oo. Gitmiş vurduktan yani, sonra kalecinin üstüne. Üstüne şey yapmış orada. Bastım. Hem de iyi çıkmış. İyi çıkmış. Ama hocam yani bir pozisyon kaçırmışlar hocama. Evet, net bir pozisyon. Net pozisyonu kaçırdılar. Allah yüzümüze Allah şükür, bakmış. Şükürler olsun. Kalçasıyla vurdu adam. Yani zaten başka türlü vursa gol olur adam hocam. Adam bak çıldırıyor zaten yani Mesut Hoca'yı görüyorsun hocam. Yani orada bak o gelen adama dikkat etmek gerekiyor yani. Ya evet. Orada oraya gelip oraya girip o topa vurması defansın çok büyük zaafın olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Artık son 3 dakikayı da bir şekilde idare yine edeceğiz. Faul verdi. Yine faul verdi. Yine. Ya ah Ümit Hoca. Ne denir bilmiyorum da. Erdinç Hoca'yla da isterseniz bağlanın maçı onunla birlikte bitirelim. Maç sonu değerlendirmesini de ondan o arada alalım. Şu an çünkü 2,5 dakika burada, var. Bak ya, yine faul. Yine faul. Ya arkadaş ya, yemin ederim, her evet. Düşüşleri faul. Her düşüşleri faul. Düşen ya. Yüzünü ya, tutuyor. Sarı kartla yani. Geliyor bak sarı kartla. Yüzünü geliyor. Tutuyor. Yok bilmem neresini ya, tutuyor ya Allah'ım yarabbim. Ya Ümit Öztürk sen hakem misin ya? Ya sen hakem elini misin? Elini vurmadı bile koydu bile yani. Orada ha. Mesela hocam yani vursa öyle bir tane şamar atsa oraya tamam derim sarı kartı göster. Ya adam abile koyuyor tamam faulü ver de orada sarı kart niye veriyorsun ya? Yani böyle bir şey yok ya. Yani acaba hocam o kart eline yapışmış yerine koyamıyor. Ya bize koyuyor. Bize ha, hocam bize. Karşı tarafa yok bak bize. Sadece bize. Yani ya böyle bir şey yok ya. Yani evet şimdi çok kritik çok bir noktada. Çok sıkıntılı bir yer hocam burada çok iyi. Yine bir duran dikkat top etmemiz çok gerekiyor. Kritik nokta. Biz uzatma şu an karşılıyoruz. Bir çıkabilsek. Erdinç Hoca hazır mı? Ne oldu burada? Evet Erdinç Hoca beni duyabiliyor musun? Hocam duyuyorum ses. Şu an nasıl gidiyor hocam? Çünkü sinyal gitti hocam, bizde. Hocam El Kebir kaleci ile karşı karşıya. Attı mı? Hocam kırmızı kart gelmesi gerekiyor. Büyük evet geldi hocam. Hocam, kime geldi hocam? Gel hocam Ankara Gücü'nden hocam Erkebir. O penaltı. O
Hocam yani çizgi dahil mi değil mi ona vardan bakılması gerekiyor %100. Ya burada görünen dışarıda ama çok ince. Şu an ben ceza sahasının içinde gördüm hocam. Bu el kebire laf ettiler ya hocam. Bak el kebire laf ettiler. Yani hocam o laf edenler... O futboldan anlamayan. Yani boş ver hocam. Futbol bunları, bilgisi olmayan. Onlar bak. Kalkıp sana... insanlar sırf provoka olsun diye bu hocam, adama gerek... bu adamı hoca özellikle istedi. Hocam bak. Israrla istedi. Biz yok de... 7 maç oynamış, yok sakatmış. Hocam yok, ne dedik? Hocam Mesut Hoca bak tanımadığı adamı çağırmaz. Tanımadığı. Çağırır bu adamı. Çağırmaz hocam yani. Çağırır. Sen de antrenörlük yapıyorsun. Bilmediğin adamı çağır. Bu dışarıda. Dışarıda. Yani burada bak hocam bak. İki kişi orada bak pestil etti görüyor musun? Direkt kırmızı. Direkt. Bak direkt bak Podos'tan geldi. Hocam bir gol attırdı. Bir adam eksirttirdi. Bak bu... Hocam El Kebir'in orada olması yeter. Yani adam ben boş bir adam değil. Yani boş adam olsa Mesut Hoca bunu çağırır mı? Aldırır mı bunu? Çağırmaz. Yani buradan Mesut Hoca'yı da vallahi tebrik ediyorum hocam. Gerçekten tebrik ediyorum. Keşke evet. Önceden gelseydi. Keşke. Yani sezon başında belki Mesut Hoca bizde olsaydı sezon başında. Erdinç Hocam şu an neler oluyor sahada? Hocam şu anda orta hakem 9-15'i belirleyen hattı belirliyor. Çizgiyi çiziyor. Çünkü şu an uzatmalar topun bitti başında, hocam. Evet, 99 bitti. Hocam şu anda El Kebir mi kullanacak? Costa mı kullanacak? Costa vuracak herhalde. Şu anda topa Costa vuracak gibi duruyor hocam. Evet. Vursun. Costa'yı vuruyordu. Hocam. Korcan'dan müthiş bir refleks yine. Ya bugün sahanın en iyilerinden biri oldu Korcan. Hocam. Evet. Peki. Evet son saniyeler hocam. Artık çünkü 100. dakikaya geldik. 9 evet. Dakika uzatma verdi. Ve şu an yine dakika 100. Faul bizde. Faul bizde hocam. Şu anda Erzurumspor için olan bir şey hocam. Yani doğru bir şekilde gidiyor. Faul verdi. Ve foul bundan verdi. Sonra bitirme, her an bitirmesini bekliyoruz değil mi artık daha? 100. dakika. Büyük bir ihtimal. Yani Costa öbür tarafa evet, da ayrı bir atardı hocam. Bitirdi mi? Evet hocam bitirdi. Herkes ayrı olsun. Çünkü sen bizden önce izliyorsun. Bizde henüz evet, daha hocam. Maç bitmedi. Şükürler peki olsun hocam. Peki hocam bir 90 dakika değerlendirmesi alalım. Hocam ilk yarı ben şöyle söyleyeyim. İlk yarı da size de bağlantıyı da yaptım da şöyle çok fazla arzu istekli bir şekilde anlatamadım. Çünkü hakikaten tazı ve tuzu yoktu. Her iki takım da 0-0'ı koruma yüzdesiyle oynadılar. İlk yarının 5 dakikası Erzurumspor biraz daha oyuna etkin oldu. Bu etkin olduğu dönemde de Gomez'den bir pozisyonumuz var. Çok net bir pozisyon. Akabinde tabii offside var mı yok. Hocam burada El Kebir, hocam El Kebir ağlıyor. Korcan'ın müthiş bir şeyi vardı hocam. Kurtarışı vardı. Tabii ikinci yarıya arada bağlanamadım size. Erzurumspor 3 oyuncu değişikliği yapacaktı. Osman, El Kebir ve diğer oyuncumuz şeyle başlayacaktı hocam. Novi Kavas'tan ben 3 net değişiklik yapacağı görüntüsü verdi ama Osman'la ikinci yarıya başladı. Aslında bu değişikliğin ilk semeresini de 48'de 50. dakikada Osman'ın yine Emrah'ın kesmiş olduğu müthiş bir top var. Yine Korcan'ın müthiş bir kurtarışı mı diyelim, şansı mı diyelim. Gol olmadı 48. 49. dakikada. Osman'ın da bir ufak şanssızlığı oldu. Gol olsaydı onun için de aslında çok iyi olacaktı. Akabinde yine pozisyonlarımız doğdu. Atıf var ve diğer oyunculardan. Şu anda sahada hocam biraz tartışma var. Özellikle Ankara Gücü'lü futbolcular orta hakeme aşırı derecede tepki gösteriyorlar. Niye? Her çaldıklarına, her dokunuşlarına faul verdi. Her dokunuşlarına faul verdi. Yani olmayan kırmızı kartı verdi. Neymiş dertleri? Vallahi şu anda bilmiyorum ama oyuncunun forma numarasını şu anda göremedim. Bayağı bir tepki gösterdi. Kart var mı hocam? Evet. Yok şu anda kart yok. Sonradan eğer raporlarsa ama hala da o oyuncu tepkisini ağzını tutarak götürüyorlar. Sen görebiliyor musun oyuncu numarasını? Hocam göremiyorum. Evet, şu anda içeriye girdiler hocam. İbrahim Aktağ değil mi hocam? Nasıl hocam? İbrahim Aktağ değil.
Yok, İbrahim Aktağ değil hocam. Yani oyunun bitiş düdüğüyle beraber aşırı bir tepki oldu. Yapacak fazla bir şey yok. Ancak şunu söylemek isterim. Lig bu şekilde Erzurumspor için bitmez. Yani Erzurumspor'un biraz daha daha baskın, daha kendine emin ve güvenli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Son uzatma 9 dakikasını saymazsam, yani buradaki skorboard'daki 84. dakikadan itibaren biz oyunu tamamen Ankara Gücü'ne teslim ettik. Çünkü yapmış olduğumuz oyuncu değişikliklerinde yaklaşık 6-7 stoperle oynadık. Oyunun bizde kalması mümkün gözükmedi. Hem bu faulleri vermemiz, hem de faullerin akabinde Ankara Gücü'nün hem soldan hem sağdan ataklarının kornere gitmesi, kornerin akabinde de Erzurumspor'un ceza sahasındaki aşırı derecede yoğunluk Erzurumspor'un tamamen tedirgin etti. Tabii 1-0 bitsin, bizim olsun. Bu da benim gönlümden hocam, geçen. Hocam her şeyden önemli, şeytanın bacağını kırdık, şeytanın bacağını. Hocam işte şeytanın bacağı iç saha, şeytanın bacağını kırdık. Ama bu 3 puanın gelmesi gerekiyordu. Ha, bu yeterli mi? Bana göre Erzurumspor için yeterli değil. Ama dediğim gibi lig bu şekilde bitmez. Yani bir tane atıp 20-25 dakika kapanma çoğu takıma bu şekilde çok puan veririz gibime geliyor. Eğer bugün itibariyle de oynamayan 3 transferimiz oyun mevkilerini şu anda göremedim. Ancak bugün itibariyle de transfer bitmedi. Yarın da büyük ihtimalle devam edecek. Eğer takviye yapabilirsek hocam yeni transferler geldi mi? İşler düzelecek inşallah. Yani hocam ne yaptığını bilen bir hoca. En azından sıkıntı yok. Çünkü bizim şu anda son 15 dakika için bu biraz daha net gözüktü. Topu tutmamız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman Atıf'a fazla ayakta ona saha içerisinde uyum sağlayacak oyuncu profilinden biraz uzağa, gerçek anlamda söylüyorum. Erzurumspor Cenk Ahmet'ten golü buldu ama ondan önce 10-15-20 dakika sadece golü biz Atıf Şesu'dan bekledik, Gomez'den bekledik. Diğerlerinin sanki böyle bir niyeti yoktu. Ahmet Cenk de aslında müthiş bir özveri gösterdi o bölgeye. Ben dedim hiç gitmeyecek, bir gidişini sadece biraz da bana yakındı. Gitti ve golü buldu. Tabii golde de müthiş bir eğitimsel bir gol oldu. Yani kontra atak golü oldu. Burada da El Kebir'in oradaki topu alışı, dönüşü ve Novi Kovas'a verişi. Novi Kovas'ın da bunu bireysel olarak değil de bir takım oyuncusu olarak o topu ta kale alanının içerisinde, yani paralel topu kesmesi ve orada da Cenk Ahmet'in müthiş bir koşusu ve ayak içiyle golü vurması bana göre muhteşemdi. Tabii burada herkesi tebrik etmek gerekiyor. Hocamızı da, Mesut hocamızı da çok tebrik etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda teknik heyeti, oynayan bütün oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Ama Mesut hocanın gerçek anlamda da işi bundan sonra zor. Bütün müsabakalar bu üst seviyede oynanacak. Hocam bu rakibimizden bir bakıma oynadık ama bundan sonra haftaya Sivas, Kayseri, diğer takımlar... Haftaya yok yani hocam, haftaya yok. Çarşamba günü. Erdinç hocam. Yani Çarşamba, Sivas, Pazar, hocam. Yani Kayseri. Şimdi tabii şimdi baktığınız zaman Sivas bugün ertelenen maçını hocam, bir avantajımız da o şekilde bir gün zannedersem kaydırdılar. Benim bildiğim Sivas Alanya maçı bugün oynanacağı için bir gün kaydırdıkları için haftaya hiç oynanan maçta da büyük bir ihtimal Sivas maçını bir gün sonraya kaydırdılar Nazım hocam. Çarşambayı perşembe mi yaptılar bizim maçı? Büyük, evet hocam, çünkü bu Alanya Sivas maçı ertelenecek. Ama pazar maç var hocam tekrar. Bizim pazar maç işte var. O zaman şöyle söyleyeyim. Bizim o zaman bir gün daha ertelenecek. Yani bunu hayır ne fark ediyor hocam? Sivas. Biz bugün oynadık, çarşamba oynayacağız. Sivas da bugün oynasın, çarşamba oynasın yani. Ne i̇şte fark ediyor? İşte o ertelenen maç oldu ya hocam. Yani bugün oynanacaktı dakikada. O maç. Ona bana göre o maç bir gün ertelendi gibi göre, yanlışım yoksa Nazım hocam. Evet. Peki Erdinç hocam. Genel anlamda Erzurumspor iyi bir, yani müdafaa olarak şey yaptı. Savunmasını gerçek anlamda yerinde buldu. Özellikle golü bulduktan sonra, bir de oyuncu atıldıktan sonra Erzurumspor'un pek fazla yapacak bir şeysi kalmadı. O oyun ne gerektiriyorsa son 15-20 dakika onu yaptı ve bu 3 puanı hazinesine geçirmiş oldu. Ama süreç
yeni başladı Erzurumspor için, onu tekrar söyleyebilirim hocam. Doğru söylüyorsun hocam. Peki görüşmek üzere Erdinç hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam görüşürüz. Haluk hocam görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar Erdinç hocam. Görüşürüz. Evet hocam, gelen mesajlar da o yönde. Bu rezil hakeme karşı sağımızdaki şeytanın bacağını kırdık. Şükürler olsun hocam. Evet. Şimdi El Kebir'i nasıl buldunuz hocam? El Kebir'e geleceğim hocam. O son şeyini de ben size söyledim. Doğru, Erdinç Hoca şey yapıyordu. Yorum yapıyordu, konuşuyordu. Şimdi öncelikle iki yarılı düşüneceğiz hocam. Yani birinci yarı başka bir Erzurumspor, ikinci yarı başka bir Erzurumspor var. Evet. Yani bu maç birinci yarıda biz ne dedik? Dedik ki ikinci yarı kesinlikle toparlanması lazım. Yani derli toplu bir futbol oynaması lazım ki sonuca gidelim bunu. Zaten birinci yarı ne yaptık söyledik. İkinci yarıya başladığımızda gerçekten değişiklikler yerine oturdu. Yani elimizde olan mesela Erdinç Hocam dediği gibi 3 tane stoper girdi. 2 de sahanın içinde var. 5 tane stoperle oynadık hocam. Ama bu mesela o kırmızı kartı gördükten sonra bu mecbur olan şeyler bunlar. Yani muhakkak bir de skor avantajını da var. Avantajını da yakaladık. O avantajı yakalarken de gerçekten El Kebir'i sordunuz. Gerçekten hocam El Kebir orada kalitesini gösterdi. O topu alması, dönmesi, ondan sonra Novi Kavas'a güzel pası çıkarması, Novi Kavas'ın oraya gidip ondan sonra Cenk Ahmet'in pozisyonunu takip edip orada vurması gerçekten bir hızlı hücumu bize ne yaptı orada gösterdi. Kırmızı kartı verdettirmesi. Verdettirmesi. Yani şimdi El Kebir'in bir de en sonunda ben söyledim El Kebir ağlıyordu hocam. Yani daha çıkarken. Yeni başlamış çıkarken maç bitti ağlamaya başladı. Bu da bu ne İbrahim kadar... Akdağ'ı bu memlekette savunan... Takdir eden, şakşaklayanlara kapak olsun. Yani olsun, orada mesela geliyor o futbolcu geldi, ilk maçına çıktı Erzurumspor'dan. Hocası getirdi buraya, ilk maçına çıktı. Elinden gelen her şeyi yaptı, güzel de yaptı. Onun sahada durması da yeterli oldu hocam. Dolayısıyla bunun ağlaması bile o Erzurumspor'a ilk geldiği dakikalardan itibaren ne kadar sahip çıktığını da gösteriyor şimdi hocam. Şimdi biz şunu gördük ki hocam, bir takımın teknik patronu bir adamı ısrarla istiyorsa, çünkü ben Ahmet Dal'la görüştüğümde bizim transfer gündemimizde yok dedi. Ama dedi hoca bize ısrarla El Kebir'i alacaksınız dedi, tutturup dedi. Biz hocanın ısrarına rağmen oyuncuyla görüştük, anlaştık, getirdik dedi. Tabii bunu sosyal medya farklı kullandı. Tabii hocam onlar... 2 sene 7 maç oynayan El Kebir alınıyor da bilmem 300 bin euroluk adam sakatlanabilir diye alınmıyor. El Kebir'in maliyet hocam sezon sonuna kadar o kadar komik bir rakam ki 30 bin euro. Sezon sonuna buyurun, kadar. Buyurun hocam. 30 bin euro. 300 bin euro, 30 bin euro. Şimdi onu yazanlar. Merak ediyorum ne yazarsınız ya. Çok merak ediyorum. Evet. Yani bir tane Erzurumspor var hocam. Evet, başka Erzurumspor yok. Bir Erzurumspor var. Oynamayın. Bu takımın üzerine oynamayın arkadaş. Yanında olacaksanız olun. Olmayacaksanız karşısında olmayın. Hocam biz şeyde maçtan önce ne dedik? Dedik ki Erzurumspor oynadığı zaman rakibi de yenecek, hakemi de yenecek, herkesi yenecek. Bugün öyle oldu. Bugün işte onu gerçekleştirdi. Mücadelesini ortaya koydu. Yani mücadele yaptığın zaman kesinlikle sonunda başarı gelebiliyor hocam. Bunu bugün bu maçta biz ne yaptık? Gördük. Ha bitti mi? Bitmedi. Mücadeleye ne yapacağız? Sonuna kadar devam edeceğiz hocam. Kesinlikle. Evet. Haluk hocam, çarşamba günü Erdinç Hoca ertelenir diyor. Gerçi henüz bir tebligat yok ama... Çarşamba günü Sivas maçıyla yine birlikteyiz. İnşallah hocam. Değerli yorumların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet sevgili izleyenler. Nelerin olabileceğini gördük. 10 kişiyle bir müsabaka nasıl kazanılır onu gördük. Belki kötü futbol oynadık dönem dönem. Ara ara. Hele golden sonraki dönem. 84'ten sonra Erdinç Hoca bahsetti. Önemli olan kötü oynamak değildi. Önemli olan galibiyet gelmekti. Ve sahamızdaki ilk galibiyeti alıyoruz bakın. İlk galibiyet. Yani en azından o üç harflinin bacağını kırdık. Kırdık net. Şimdi önümüze bakmayacağız. Yeterli mi yeterli değil tabii ki. Çok kritik bir Sivas maçına gideceğiz. Ve Sivas maçında neler olacak hep beraber göreceğiz. Yeni transferler henüz takıma monte edilmedi. Onlar da dönüşüyle birlikte nelerin olabileceğini göreceğiz. Ama bu takıma inanmak, bu hocaya inanmak, bu yönetime inanmak ve güvenmek gerekiyor. Her şekilde de yanında olmak lazım. Çünkü bu takım bizim takımımız. Bizim üzerimize oynanan oyunları görüyoruz. İşte neler yapıldığını görüyoruz. Kartondan heykel yaptığımız, bu takımın kaptanlık payesini verdiğimiz bir adamın buradaki oynadığı oyunla oradaki oynadığı oyun arasındaki farkı da gördük. Biz de formasını kirletmeden müsabakayı bitirebiliyordu.
Ama orada ikinci formasını değiştirmek zorunda kaldı kirlettiği için. Kendini yerden yerlere attı, neler yaptı, kart verdirtmek için elinden gelen her çabayı sarf etti. Ama bizdeyken de sakatlığı nedeniyle türbündeyken hocasına, yöneticisine, arkadaşlarına küfreden bir adamdı. Söylemedik o dönemde. Ama şimdi söylüyoruz. Hatta Erdinç öyle yayına bağlanırken, hocam ben dedi utandığımdan o odadan çıktım dedi. Tanımamışlar tabii kim olduğunu, maske olduğu için de. Telefona bağlanamazdım dedi o şartlarda. Çünkü dedi küfürlerin biri bin paraydı dedi. Ve bu adamı biz giderken de emeğine sağlık. Ne emek verdi? Vermişse Allah razı olsun. Parasını da aldı. Fazlasıyla aldı hem de. Ama gördünüz işte. Sevgili izleyenler gördünüz. Başka bir söze ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Yarın akşam Spor Aktif'te beraberiz. Yarın akşam hem Türk kayağını hem de Erzurumspor'u değerlendireceğiz. Kayak Kulübü Başkanı Sayın Atakan Araftargil yarın konuğumuz olacak. Erzurum kayağını, Türk kayağını, kayak turizmini değerlendireceğiz. Ve sonra da Erzurumspor'u tabii ki konuşacağız. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çünkü artık akşama doğru dönüyoruz. Yarın görüşmek üzere. Doyum Su maç saatini sundu.